yaşadığı için internette size selam ve sevgilerini ilettiler. Yeni katılan misafirlerimiz de duysun istedim. Özlem, istersen kaydı. Evet. Başlattım. Şimdi bu akşamki konuğumuz Doçent Doktor Beyhan Özdemir. Şöyle kısaca bir biyografisini okumak istiyorum. 1965 Gaziantep doğumlu. 1982-86 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Macar Dili ve Edebiyatı bölümünü okudu. Daha sonra 1986'da 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema, TV, Fotoğraf mezunu kendisi. 9 Eylül Üniversitesi Çağdaş Macar Sineması konulu master teziyle yüksek lisansını tamamlıyor. Arkadan fotoğrafın ortaya çıkışı, bir sanat olarak değerlendirilmesi ve günümüzde fotoğraf müdahaleleri, teknik, ideolojik ve estetik boyutlarını incelediği doktora teziyle de bilim doktoru unvanını alıyor. Bunun yanında kişisel olarak 38 sergi açıyor ve farklı karma sergilere katılım sağlıyor. Çeşitli dergilerde yazılar yazıyor ve konferanslar veriyor. Ayrıca Gaziantep Derneği GAFSAT üyesi, İzmir Fotoğraf Derneği İFOT üyesi. Ayrıca meziyetleri bitmiyor hocamızın. 2013-2015 yılları arasında federasyon başkan yardımcılığı, daha sonra da 2017-2019'da da yine o aralıkta başkanlığını üstlenmiştir. Halen de 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görevini sürdürmektedir. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Tüm arkadaşlara iyi akşamlar diliyorum. Bu arada özgeçmişimi okurken ya da benden söz ederken GAFSAT üyesi dediniz. Ben evet yıllardır Gaziantep Fotoğraf Sanatı Derneği'nin de üyesiyim aynı zamanda. Bugün GAFSAT yeni bir genel kurulunu yaptı. Pandemi nedeniyle ertelenen genel kurul yapıldı. Ve yeni yönetim belirlendi. GAFSAT Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Hasan Yelken de şu anda yayında. Sayın Başkan hoş geldiniz. Siz de merhabalar. Hoş geldiniz Hasan Bey. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. Sayın Beyhan Hocam, delegeliğin hayırlı olsun. Beyhan Hocam bizim federasyon delegemiz seçildi. Kendinin isteği doğrultusunda. İyi yayınlar diliyorum. Fazla konuyu bölmeyeyim. Teşekkürler, sağ olun. Başarılar diliyorum size de. Evet hocam hayırlısı olsun size de. Teşekkürler. Evet, sözü aldım mı ben? Evet tabii sizde söz sizde hocam. Evet, öncelikle arkadaşlar az önce Nilgün hocamızın da bahsettiği gibi 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni hem kutlama hem şehitlerini anma günü. Dünyada herhalde böyle hem kutlama hem anmanın bir arada olduğu pek bir özel gün yoktur. O nedenle bizim açımızdan, Türkiye Cumhuriyeti tarihi açısından çok önemli bir dönüm noktasının olduğu gün. Böyle bir günde de hem şehitlerimizi anmak hem atamızı anmak sizlerle de onun kurduğu bu Türkiye Cumhuriyeti içerisinde bağımsız, özgür sanat konuşmak hepimiz için aslında çok önemli değerler. Ayrıca Edirne Fotoğraf Derneği'ni yani EFOD'u yaptığı programların kalitesi, içeriği, yoğun katılımı ve üyelerinin görev paylaşımı sorumluluğu açısından da naçizane kutlamak, tebrik etmek istiyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Elinize sağlık diyorum arkadaşlar. Bugün çok teşekkürler. fotoğrafın bir başka yönüyle sizlerle bir şeyler konuşacağım. Önce bir sanat akımı olan
sürrealizm ya da Türkçe adıyla gerçeküstücülük ve onun bir üst noktası diyebileceğimiz fantastik fotoğraf. Bu kavramı Türkiye'de ilk kez ben kullandığımı biliyorum. 1992 yılında ilk kez fantastik fotoğraf kavramından söz ettiğimde fotoğrafın hocaları, duayenleri fantastik fotoğraf kavramını çok benimsemedi. Bunun sürrealist fotoğraftan farkı ne diye itiraz etti. Sürrealizmin özelliklerini taşıyan bir alan fantastik fotoğraf. Ancak ondan ayrışan noktalar var. Bugün biraz da ondan da söz edeceğiz. İşin basit tarafı sürrealist fotoğraf deyip geçebiliriz. Ama sürrealizmi de aşan bir şeyler varsa bunun da bir adının konması gerekir. O nedenle ben bu ayrımı yapıyorum. Katılabilirsiniz, katılmayabilirsiniz ama tüm dünyada da sinema örneklerinde özellikle edebiyat örneklerinde fantastik edebiyattan söz ediliyorsa, fantastik fotoğraf sinemadan söz ediliyorsa elbette ki fantastik fotoğraftan da söz edilebilmeli diye düşünüyorum. Buradan geleceğim nokta ana konumuzu oluşturacak sanatçımız yani Joel Peter Witkin. Sıra dışı bir sanatçı, nefret edileni seven fotoğrafçı, bazı tanımlamalar var. Nefret edilene sanatsal açıdan bakan fotoğrafçı gibi kavramlarla da tanımlanıyor. Bu şekilde de ifade ediliyor. Onun çalışmaları ve ilginç bu sıra dışı fotoğraf anlayışını bugün sizlerle paylaşacağım. İzninizle biraz böyle ders niteliğinde olacak. Çünkü bazı kavramları atlamamak, bazı cümleleri yerli yerine oturtabilmek için slaytları kullanacağım. Orada yazılı metinler var. Metinlerin içerisinde geçen isimler, kavramlar veya örneklerin görselleri var. Onları da zaman içerisinde sizlerle konuşarak, paylaşarak gideceğim. İzninizle şu anda ekranımı paylaşıyorum. Tamam galiba. Evet, geldi hocam. Evet, konu başlığımız sürrealizmden fantastik fotoğrafa Joel Peter Witkin diye seçmiştim. 19. yüzyılın sonuna kadar fotoğraf aslında bir gelişim süreci gösterdi. Teknik gelişimini sürekli yenileyerek, geliştirerek devam ederken bir taraftan da sanat olup olmadığı tartışmaları ciddi bir şekilde devam ediyordu. Değer etkileri olduğunu görmeye başladık. Çünkü 19. yüzyılın artık sonu neredeyse icatlar yüzyılı diyebileceğimiz bir yüzyılın sonunda sanat da kendi dilinde değişimler ve dönüşümler göstermeye başladı. Buradaki sanattan kastım hem resim, hem edebiyat, hem o dönemlerde heykel ya da tiyatro, yani sahne sanatları. Özellikle resimle fotoğrafı bir arada konuşmamız gerekiyor. Çünkü fotoğrafla beraber resim sanatı aslında kendi özgürlüğüne kavuşmuş. Böylelikle de asıl özgürlüğü fotoğrafın icadıyla başlamıştır. Bunu şuradan görüyoruz. Fotoğrafın icadı sonrası resim sanatı boyasıyla, rengiyle, boyanın kalitesi veya nitelikleriyle resimlerin, eserlerin çerçeve boyutlarıyla artık biçimsel olarak da kendisini şekillendirmeye başlamış. Aynı zamanda da işlenen konular yani içerik de aynen ağırlığını
çerçeveyle birlikte, yani biçim ve içerik birlikte gelişmiş, gelişmeye başlamış o dönemde. 20. yüzyılın başına geldiğimizde, yani 1900'lü yılların ilk yılları, Paris modern sanatın merkezi durumunda. Çünkü iç karışıklıklar, ekonomik sıkıntılar, çeşitli savaşlar yaşayan Avrupa kentlerindeki tüm kentlerden sanatçılar Paris'te toplanmaya, Paris'in içerisinde bir araya gelmeye ve sanat çalışmalarını Paris'te yapmaya başladılar. Bu kadar farklı ülkeden gelen sanatçılar da doğal olarak gruplaşarak çeşitli sanat akımları ve bu grupların da ortaya çıkmasına öncülük etmişler. Özellikle avantgard dediğimiz öncü sanatlar ya da devrimci sanatlar, dinamizm gibi, kübizm, fütürizm, dadaizm, sürrealizm gibi yüzyılın, yani 20. yüzyılın başındaki ortaya çıkan bu sanat akımlarının aslında temelinde sanatçıların Paris'te bir araya gelmesi yatıyor ve gruplaşmalar yatıyor. İşte bu sanat akımlar içerisinde, özellikle bu bahsettiğim sanat akımlar içerisinde, fotoğraf da kendisine hep yer bulmuş. Çeşitli deneyler, araştırmalar ve denemelerden geçirilerek yeni tekniklerin sanat diline, fotoğrafın diline nasıl uygulanacağının yol ve yöntemlerini denemiştir. Ressamlar ve fotoğrafçılar bu dönemde hem ideolojik ve estetik düşüncelerle bağlı oldukları akımın kurallarına hem de amaçlarına uygun eserler vermeye başlıyorlar. İşte burada zaten herhangi bir sanat eseri bir teknikle ortaya konur. Ama o sanat eserinin ortaya konduğu teknik biçimini oluşturur. Hocam böleceğim ama internetiniz... Dünya görüşü ve... Evet. 20. yüzyıl başındaki bu avantgard sanatla akımlarında bunun çok daha etkin ve etkili bir şekilde dışa vurulduğunu görüyoruz. İdeoloji ve estetik değerler çok daha sanatın içerisinde yer almaya başlıyor. Bütün bunlardan yola çıkarak sanatçılar görsel deney yapma fikrinden ortaya çıkarak ya da yola çıkarak, fotoğraf açısından söylüyorum, fotogram gibi optik bozmalar, solarizasyon, kolaj, frotaj, fotomontaj gibi çeşitli teknik yöntemlerini fotografik görüntüde müdahale yöntemi olarak kullanmaya başlıyorlar. Yani bu teknikler zaman zaman bireysel olarak sanatçılar tarafından kullanılırken, denemeler yapılırken, bu sanat akımları içerisinde belirleyici çalışma yöntemi olarak kullanılıyorlar. İşte bu yöntem ne yapıyor? Geleneksel, klasik görüntülerin değiştirilmesinde etkili oluyor. Fotoğrafta müdahale etme, fotoğrafın içeriğini bozma, değiştirme, dönüştürme, manipüle etme, fotoğrafı bu anlamda resme benzetmek şeklinde değil, tam tersine soyut veya yarı soyut yeni fotoğraflar üretmeye yarar bir kaynak oluşturuyor. İşte bütün bu teknik yöntemlerin inceliklerini öğreniyor sanatçılar. Yani ressamlar da, fotoğrafçılar da, görsel sanatlarla uğraşan diğer sanatçılar da bunun geleneklerle, yani geleneksel klasik üretim yöntemiyle nasıl bağdaştırılabileceğini araştırıyorlar. İşte buradan hareketle de fotoğrafçılar özellikle resimdeki gerçekliği tamamen bir kenara bırakıyor. Netsiz, hareketli veya çoklu pozlama gibi makine teknolojisinin sağladığı olanakları yaratıcı bir fotoğrafik sanat dili şeklinde kullanmaya başlıyorlar. İşte 20. yüzyılın başında peş peşe ve kısa aralıklarla ortaya çıkan bu sanat akımları içerisinde fotoğraf, çeşitli sanat teknikleriyle kendisine farklı bir yer ediniyor.
İşte bu farklı yer edindiği sanat akımlarından birisi ve belki de en önemlisi sürrealizm ve Türkçe karşılığı gerçeküstücülük. Neden diğerlerinden ayrışan orada, bir niteliği ben var? Ben de onu soracaktım. Yani diğer akımlardan, özellikle Dadaizm'den veya işte postmodernizm dönemindeki bu akımların içinde sürrealistlik, gerçeküstücülük diğerlerine nasıl ağır basmıştır? Yani neden daha öne çıkmıştır ve hala da kendisini sürdürüyor? Evet. Tam onu söylüyordum. Güzel noktada durdurdunuz. Şöyle ki, Dadaizm, Fütürizm, Ekspresyonizm ve Empresyonizm. Bu dört sanat takımı, özellikle fotoğrafın çok fazla kullanıldığı alanlar, akımlar, kısa dönemler dönem içinde hayatta kaldı. Örneğin, Fütüristler 1909'dan 1916'ya kadar, Dadaistler 1916'dan 1924'e kadar, Ekspresyonistler 1920'lerden 24-30'lara kadar ve kısa süre içerisinde manifestolarında iddia ettikleri konuları gerçekleştiremediler. Örneğin Dadaistler akademiye karşıydılar. Müzelere, galerilere, klasik sanat anlayışına karşıydılar. Akademilerin yıkılması, yok edilmesi, kütüphanelerin yok edilmesi gibi sert tavırları vardı ve ideolojik bir sanat akımıydı. İdeolojik yönü ağır basan, anarşist bir sanat akımıydı Dadaistler. Fütüristler metafiziğe yatkın, klasik İtalyan Hristiyanlığına, Katolik dünyasına, yani dini kutsal sayılan geleneklere karşıydılar. Onları yıkmak, yenilemek, değiştirmek ve geleceğe yönelik bir sanat hareketiyle yeni bir dünya düzeni kurma taraftarıydı. Ama maalesef bunlar sadece manifestoda kaldı, sadece sözde kaldı ve zaten her bir sanat akımı işlevini tamamlayıp dağıldıktan sonra bir sonraki geçtiler. Önce Fütürizm, arkasından Dadaizm. Dadaizmin yıkılması ve dağılmasıyla da sürrealistler ortaya çıktı. Zaten ilk sürrealist sanatçılar Dadaist ekipten dağılan önemli birkaç sanatçı. Onlar sürrealizmi kurdu ve devam ettirdi. Neden sürrealizm bu kadar değerli o zaman? Günümüze kadar henüz dağılmamış, yani grup yok ama hani ortada bir grup yok ama manifestoları, sanat adına beslendikleri kaynaklar, ileri sürdükleri fikirler bugün bile yaklaşık 100 yıl sonra halen soyut fotoğrafta, kurgusal fotoğrafta, deneysel fotoğrafta, sürreel dünyalar, hikayeler fotoğrafta uygulanıp gelmeye devam ediyor çünkü. Burada bir grup ekolü olmaktan çok bireysel ekol olma durumu söz konusu. Yani bireysel bir sanat olarak görüyorlar sanatın ifade edilme biçimini. Onun için gruba gerek görülmüyor. Bu anlamda bunu söylemek istedim. İşte burada aslında gerçeküstücülüğün ortaya çıkışı Dadaist akımın yıkılmasıyla ortaya çıkıyor. Dadaistler 1920'lerde dağılmaya başlıyorlar. Daha sonra 1926'da, 1930'larda yeni dadacılık hareketi var ama ilk ortaya çıkan Dadaistlerin fikrinden, ideolojilerinden uzaklar. İşte gerçeküstücülük aslında 1920'li yılların başında Fransa'da ortaya çıkan bir modern sanat akımı. Felsefi bir akım, temelleri felsefeye dayanıyor. Kapitalist toplumun krizinden etkilenen karakteristik bir yapıya sahip. Aslında bir de bu cümle şunu da ifade ediyor. Neredeyse tüm sanat akımları içinde yaşadığı toplumdan ya da dünyadan kaynaklanan bir kaotik ortamla ortaya çıkıyor. Yani o kriz yeni bir arayış, mevcut durumu idare edememe, yürütememe yeni bir hareketin başlamasına neden olabiliyor. İşte gerçeküstücülükte
bu anlamda kapitalizmin yavaş yavaş bir ekonomik krize doğru giden, toplumsal krizi, toplumu krizle bastıran veya karşı karşıya getiren bir ifade biçimi. O ortamda, öyle bir ortamda ortaya çıkıyor. Felsefi akım dedik. Felsefi köklerini özellikle sanatı, erotizmin bir ürünü ve fonksiyonu olarak gören, Freud'un subjektif idealist teorisinde var. Kökler burada. Peki Freud'un idealist teorisi nedir? Bu Freud'a göre bilinçaltıdır. Bu bilinçaltı saldırganlık ve cinsel arzularla zihnin, yani beynin çatışmasından yararlanır veya o onu ortaya koyar. İnsanın ruhunu cinsellik ve saldırganlık ele geçirir. Değişmez olanı, kader diye bakılan zihni çatışmaların ana kaynağını bilinçaltı oluşturur. İşte Freud bütün bunları bilinç dışılık ve cinselliğe bağlar. İşte bilinçaltı, yani insan oğlunun bilinç altında yatan insan soyu, bilim, ahlak, sanat, din, devlet, kanun, savaşlar gibi bilinçaltı da tarihin bir sebebi olarak, neden olarak görülmüştür Freud'da. Burada da sürrealistler bunları kendilerine rehber kabul ederler. Gerçeküstücülüğe göre buradan yola çıktığımızda sanatın içeriğini de cinsel güdülerle ölüm korkusu ve yaşama içgüdüsünden alır. İçeriği bununla tamamlar. Yani az önce Freud'un tanımladığı cinsel arzular, ölüm kavramı ve yaşama içgüdüsü, yaşama isteği aynı zamanda da. Rüyanın, içgüdünün, arzunun, baş kaldırmanın üstün bir güç olduğunu ileri sürer. Bakın, üstün güç aslında akıl ve mantık değil, bilinçaltı. Mantıksal, ahlaksal ya da sosyal her çeşit kalıplaşma ve düzene karşı çıkarlar. Bugün de zaten biraz sonra Joel Peter Witkin'e gittiğimizde onda da mantık, ahlak ve sosyal kalıplaşma ve düzene karşı çıkışı net görebileceğiz. Peki bu gerçeküstücü sanatçılar kimdi bunlar? Şair ve yazarlar var. André Breton gibi, Philip Soupeau gibi, Paul Eluard gibi, Louis Aragon, Robert Desnoyers, Benjamin Pere, Max Ernst, Dadaist bir fotoğraf sanatçısıdır. Dadaizm akım içinde de yer almıştır. André Masson, Picasso, Hans Arp. Hans Arp da yine Dadaist bir fotoğrafçıdır. Salvador Dali gibi meşhur ressamlar. Man Ray, belki de sürreal fotoğrafın, sürrealist fotoğrafın babası sayabileceğimiz Man Ray. Ve sinemacılar içerisinde de Louis Buñuel. Gördüğünüz gibi sinema, resim, edebiyat, şiir ve fotoğrafta biz bu Dadaist kökten gelen gerçeküstü sanat içerisinde ilk yer alan isimleri görebiliyoruz. Peki hocam, burada şimdi sanatın aslında bir şey biliyoruz. Hani sanatı tanımlarken de daha çok estetik kavramlar üzerinde durulup işte daha güzelliğin ortaya çıkartılması yönünde tanımlarla karşılaşıyoruz. Burada bir evrilme söz konusu o zaman. Yani farklı bir tarafa doğru bir gidiş var. Yanılıyor muyum? Yok, çok doğru söylüyorsunuz. Çünkü sanatın dilini eviren, çeviren şey teknolojik gelişme ve dolayısıyla da toplumsal değişimlerdir. Teknoloji gelişirken toplumu değiştirmeye başlar. Toplum değiştikçe de teknolojinin gelişimini baskı altına alır, onu gelişime zorlar. Bunlar karşılıklı bir paradoks içerisinde birbirini hem destekleyen hem de birbirlerini üretime zorlayan, değişime ve dönüşüme zorlayan iki ayrı yapı. Değişen bir toplumda, değişen bir teknolojide sanatın dilinin de, sanatın teknolojisinin de değişmesi kaçınılmaz hale gelir. İşte bu durumda sanatın dilini etkileyen en önemli şeylerden bir tanesi teknolojik gelişimken
bir taraftan da teknoloji, toplumsal değişimler. İşte Orta Çağ Avrupa'sındaki kiliselerin hakimiyeti 1789 Fransız devrimi sonrası ciddi anlamda zayıflamıştır. 19. yüzyıla girerken. Şimdi günümüzde neredeyse Katolik dünyasının ya da dini kavramların, dinsel telkinlerin sanat üzerindeki etkisi neredeyse yok denecek kadar azdır. Yani çok radikal söylemler dışında özellikle gelenekler, toplum baskısı, muhafazakar yapı zaman içerisinde değişime ve dönüşme uğrayınca o özgür ortamda şimdi birazdan geriye döneceğim tekrar fotoğraf tarihi içerisinde sürreel nitelikli fotoğraflar var, çalışmalar var elbette ama bu sürrealistlerin en önemli örnek çalışmalarından birisi. Philip Haussmann'ın 1948'de tamamen geleneksel yöntemlerle ve gerçek kurguyla çekilmiş Salvador Dali portresi. Bakın sol tarafta sandalyenin sahneye girişini birisi eliyle tutuyor. Bu sahnenin tamamıdır. Fotoğraf biraz daha kroplandığı zaman öyle sunulmuştur. Havada uçan kediler, işte kovayla boşaltılmış havada uçan su, havada duran sandalye, öbür taraftan havaya zıplamış bir Salvador Dali, önünde tuval ama elindeki fırça mı, işte başka bir sopa mı, bir orkestra şefi gibi sanki bir önünde, platform önünde. Hava, böyle her şeyin havalarda uçuştuğu bir gerçek fotoğraf karesidir bu. Herhangi bir manipülasyon yoktur. İşte bir gerçeküstü hikaye. Kediler havada bu kadar uçar mı? İşte sandalye havada durur mu gibi ilk kavramlar insanların beynine bu şekilde gösterilerek işlenmiş oluyor. Evet, az önce bunlardan bahsettim. Dada hareketinden ayrılan André Breton, Aragon, Paul Éluard ve Spohr ile birlikte Fransa'da 1922 yılında Literatür diye bir dergi çıkarmaya başlıyorlar. İşte gerçeküstücülük akımının doğuşu bu derginin çıkışıyla başlıyor. 1922. 1924 yılında da André Breton gerçeküstücülük manifestosunu yayınlıyor ve artık kendilerini tüm dünyaya ilan ediyorlar. İşte ilk yayınlanan Sürrealist Devrim başlıklı dergi kapağı bu. İlk çıkan 1924 yılında yayınladıkları Sürrealist derginin kapağı. Şimdi sürrealist akımının özelliklerine bakalım biraz. Öncelikle olağanüstü bir düş kurma makinesi. Yani sınırsız düş kuruyorsunuz. Gerçekliği bile aşacak. Her gün gördüğünüz birçok şeyin anlamını aşacak güçte bir şeyler yaratma isteği taşıyorsunuz. Ve işte bu düşünceye dayanarak sanatın hiçbir zaman uyanık aklın bir ürünü olamayacağını ileri sürüyor. Çünkü sanatın hiçbir zaman uyanık aklın bir ürünü olamayacağını. Çünkü gerçeküstücülere göre akıl sadece bilimi verebilir. Sanatı akıl dışılık üretir. Yani burada akıl dışı sanattan söz ediyor. Ya da bilinçli düşünceyle, yani şu anlamda bilimsel verilerle bir sanat üretilemeyeceğini, aklın, hayalin alamayacağı, bütün gerçekliği aşacak bir düşünceyle ancak akıl dışılık olduğunu söylüyor bunun ve sanatı da akıl dışılık olarak tanımlıyor. Bu neden böyle? Witkin'de çok net göreceğiz bunu zaten. Çünkü gerçeküstücülükte her şey mümkündür. Gerçeküstü fotoğraflar imkansızı gerçek yapar. Gerçek ve fantezi kavramını birleştirmeye yarayan sürrealist nesneler ortaya koyar ve gerçeği gerçekliğin ötesine taşır. İşte
buradan bakınca 20. yüzyılın en etkili ya da çok yönlü sanat akımlarından birisi haline geliyor. Özellikle de fotoğraf teknolojisinde, fotoğraf sanatında kolaj, frotaj, fotomontaj, kumla matlaştırma, çıkartma, dumanlama gibi çeşitli karanlık oda teknikleriyle birlikte sanat yapıtlarında da bunları kullanıyor. 1926'da bir galeri açılıyor, gerçeküstücü sanat galerisi. 1928'de Breton yazılarını bir araya getirerek bir kitap yayınlıyor, yayın çıkarıyor daha doğrusu. Böylelikle de sanat galerisiyle, dergisiyle, yayınlarıyla da çok yönlü bir sanat akımı olduğunu gösteriyor. 1928'de aslında bu 1929'da gösterime girmiş ama 28'de geçiyor yayınlar. Bunuel ile Louis Bunuel bile Salvador Dali ortak bir film çekiyor. Endülüs Köpeği filmin adı. Ve o film çekildiği zaman yayına, yani gösterime gireceği sırada da Salvador Dali sahneye çıkıyor. Meşhur bu çılgınlık ve psikanalizin sanat etkisindeki üzerindeki etkisini doruk noktasına çıkaran meşhur Gradiva tablosunu yapıyor. Bakın bunlar hep belli bir sanatsal anlayışın, bir sanat akımının, grubunun manifestosunda belirttiği, felsefi temellerini dayandırdığı fikirlerin ya da kavramların sonuçları olarak ortaya çıkan eserler. 1938'de Paris'te, 39'da Londra'da, 40'da Meksika'da, Mexico City'de sergiler açıyorlar. Böylelikle de bu sergilere farklı ülkelerden farklı sayıda sanatçı katılıyor ve bu farklı ülkelerden katılımla birlikte sürrealizm Fransa'dan çıkıyor, uluslararası bir sanat hareketi haline geliyor. Evet, burada Louis Bunuel'le Salvador Dali'nin ortak çektiği filmi görüyoruz, kapağını. Bir Endülüs Köpeği filmin adı. Solda orijinal afişi, sağda Türkçe versiyonu, Türkiye'deki gösterilmiş versiyonu. Hatta afişinin üzerine sürrealist sinema diye de içeriğine ilişkin bir bilgi verilmiş. Gerçeküstücülüğün aslında manifestosundan ve anlayışından, sanat anlayışından yola çıkarak söyleyeceğimiz bir nokta var. Sanatın burjuva toplumundaki konumuna karşı çıkıyorlar. Sanatın herkese ait olduğunu, yaşamla sanat arasındaki bağıntıyı değiştirmeye, dönüştürmeye çalışıyorlar. O nedenle de yaşam pratiği ile sanatı bütünleştiriyorlar. Yani bir anlamda sanat ve zanaat da bir arada kullanılabilmeli hedefini ortaya koyuyor. Bunun için de birçok biçim ve teknik uyguluyor. Fotoğrafta en fazla kullanılan o dönemdeki kolaj ve montaj yöntemi sanatçılar arasında da yaygın biçimde kullanılır hale geliyor. Bu da hep kendiliğindenliği, bilinçli kurmacayla eş değer görüyor. Gerçeküstücülerin bir iddiası daha var. Bugünlerde çok fazla belki de bu konuşuluyor. Fotoğraf dünyasında çokça dile getiriliyor. Her fotoğrafın sanat ve sanat nesnesi onu yapan kişinin de sanatçı olduğunu ilan ediyor. Yani aslında gerçeküstücülük tüm sanatlar için ifade ediyor bunu. Onlara göre her şey sanat, herkes de sanatçı. İşte bunu yapabilmek için de akımın ideolojisine uygun yapıt üretilmesi gerekiyor. Sürrealistlerin, yani gerçeküstücülerin iki fotoğrafçı üyesi var. Bunlar ön plana çıkıyorlar. Birisi Man Ray, diğeri Laszlo Moholy-Nagy. Bu iki sanatçı fotoğrafta birçok yeni tekniği kullanıyor ve sürrealist akıma özel, o özellikleri taşıyan çalışmalar yapıyor. İşte Man Ray'in solda gördüğümüz çok tanıdık bir fotoğrafı, Violensel Kadın diye de geçiyor. Nasıl diyelim, fotoğraf tarihinde ikon olmuş bir fotoğraf aslında. Man Ray'in de kendisi sağda. Portresini dikkat ederseniz ne negatif ne pozitif bir görüntü. Kullandığı yöntem ve tekniklerden bir tanesi
solarizasyon yöntemi ya da Sabatier efekt denilen bir yöntem. Yani bu yöntemde fotoğraf filmi yarı reversal, yani yarı negatif yarı pozitife dönüştürülen bir banyo işleminden geçiriliyor. Portresini de bu şekilde kullanmış. Yine Merley'in bazı fotoğraflarına bakıyoruz. Negatifler üzerine çeşitli müdahaleler yapıyor. Örneğin kullandığı soldaki negatif film üzerine kalemle çiçekler yapıyor örneğin. Çizimler yapıyor. Veya sağ tarafta bir yakın plan göz yüz detayına boncuklar veya işte şeffaf bilyeler koyarak göz ve gözyaşını, damlaları bir ilişki kurmaya çalışıyor. Yine solarizasyon yöntemiyle gerçekleştirdiği yarı negatif yarı pozitif çeşitli nü çalışmaları. Bu fotoğraflar ya da bu çalışmalar arkadaşlar o dönemde ilk kez denenen ve sürrealist akım içerisinde önemli görülen fotoğraf çalışmaları. Laszlo Moholy-Nagy bir Macar sanatçı aslında. 1919'da Almanya'da Weimar Cumhuriyeti o dönemki kurulan Bauhaus Okulu'ndaki hocalardan birisi. Birinci Dünya Savaşı sonrası Almanya'dan Nazizmin yükselişiyle birlikte Amerika'ya gidiyorlar ve önce 1933'te yeni Bauhaus Okulu'nu kuruyorlar. Daha sonra o okul 1939 yılında bugünkü Chicago Tasarım Okulu'na dönüşüyor ve burası teknoloji ve uygulama ağırlıklı bir eğitim vererek fotoğraf için, fotoğraf sanat için ayrıcalıklı bir yer olduğunu gösteriyor. Çünkü Laszlo Moholy-Nagy aynı zamanda fotoğrafı akademik disiplin içerisine alarak hem bir bilim hem de bir sanat dalı olarak eğitimin içerisine sokmuş kişi. Bauhaus Okulu bir güzel sanatlar ve mimarlık okulu olarak kurulmuştur. İçerisinde resim, heykel ve mimarlık eğitimi verilmektedir. Resim, heykel ve mimarlığın yanına fotoğraf bölümünü kurmuştur. İşte buradaki teknoloji ve uygulama ağırlıklı eğitim aynen bizim 1932'lerde kurulan köy enstitülerinin bir modelidir. İşte bu okulda sanatçının en kalıcı katkısı Bauhaus'da ilk kez fotoğrafçılığı kendi başına ayrı bir akademik disiplin olarak ortaya koyması olmuştur. Diğer sanatlar arasında da fotoğraf böylece kendi ayakları üzerinde duran bir sanata dönüşmüştür. İşte Laszlo Moholy-Nagy'nin sağda kendi portresini görüyoruz. Solda da bir sürreal grafik, fotoğraf, negatif, pozitif gibi bir tasarlanmış, tamamen doğal yöntemlerle yapılmış bir kolaj ya da montaj çalışması yer alıyor. Evet, bir de hocam buradaki aslında uğraşı biraz daha hani okulların açılması, akademiye taşınması, fotoğrafın biraz daha fotoğrafın sanat olarak kabul edilmesi yolunda belki bir hani başkaldırı dediniz, manifesto yayınlanması gibi. Burada da belki de buraya atıfta bulunmak, yani burada da bir sanat var, burada da farklı şeyler yapılabilir sözü gibi geliyor bana. Evet, doğru, çünkü orada bir akademi içerisinde yer alması aynı zamanda onun bir bilim olarak da kabul edilebilirliği. O bilim yoluyla da sanatın geliştirilebileceği, bilim ve sanat ilişkisinin net olarak ortaya konulabileceği şeklinde. O nedenle akademik yapıya karşı bir sanat anlayışları geldi geçti, akımlar geldi geçti şeyde, sürrealizm öncesinde. Belki oradan farklı olarak fotoğrafa daha bir akademik değer katmayı, onun bu kadar değerli olduğunu düşünerek bir akademi içerisinde yer alması gerektiğini düşündü. Çünkü özellikle dadaistler ve fütüristler bu anlayışa tamamen karşı sanat akımlarıydı. Onlara sanatı, yani fotoğrafı daha doğrusu
akademi, müze, galeri gibi geleneksel yapıları ve kurumlar istemiyordu. İşte yavaş yavaş şimdi sürrealizmin neden fantastik hikayeye dönüştürüldüğü, neden fantastik fotoğraf dediğim bölüm burası. Orta çağda bir büyü geleneği var, simyacılık var ve astroloji bilimi gerçekten çok etkin insanların hayatlarının şekillenmesinde bu gelenekçilik, büyücülük, astrolojik hikayeler çok etkin ve baskın. İşte gerçeküstü sanatın oluşmasında da önemli bir etkisi var bunların. Orta çağın üzerinden neredeyse 400 yıl geçmiş ve gerçeküstücüler bunu kendilerine malzeme olarak alıyorlar. Fantastik orta çağ dinsel konular işliyor. Mitolojik hikayeler var sadece. Ölümler var, ölüler var. Ölüm sonrası hikayeler var. Öteki dünya hikayeleri çok yaygın. Mistik öğeler var. İşte bütün bunlar aslında o dönem yapılan hikayeler veya kullanılan ana konular gerçeküstücü ressamların da ilgi alanına giren konular haline gelmeye başlıyor. Çünkü insanın ruhuna yönelik tüm mantık dışı olaylar, rüyalar ve hayallerin resim sanatına ve edebiyata yansıması aslında orta çağla birlikte öne çıkıyor. İşte fantastik dediğimiz şey kavram olarak nedir diye bakarsak, aslında fantastik, gerçekte var olmayan, hayal gücüyle yaratılan, düşe, doğa üstüne, bilim kurguya başvuran ve bu yolla gerçeğin dışına çıkan anlamında kullanılacak bir sözcük. Bunu sözlükler, özellikle Ana Britannica detaylı bir şekilde bu şekilde tanımlıyor. Aynı zamanda fantastik kelimesi bilinçaltı, düş, doğaüstü, dehşet, bilim kurgu gibi gerçeküstücü olaylara dayanılan sanat yapıtlarını da niteleyen bir terim. Yani biz bir bilim kurgu filmine fantastik film diyoruz, fantastik sinema diyoruz. İşte korku ve dehşet, vampir filmleri fantastik geliyor. Yani sürrealist demiyoruz orada. Oradan kavramın yerine oturması açısından önemli bu. Çünkü fantastik edebiyat aslında bilinçle düş arasındaki kopukluğu ve bireyin yalnızlığı nedeniyle, işte sanayi sonrası toplum bireyi yalnızlaştırmaya başladığında bu tür ortaya çıkıyor. Edebiyat kendisine bilinçle düş arasındaki birey yalnızlığını konu alıyor. Ve böylece edebiyatta korku teması etkin olarak görülmeye başlıyor. İşte meşhur Edgar Allan Poe gibi, Mary Shelley gibi yazarlar o hikayelerini korku teması üzerinden kuruyor ve fantastik hikayelere, öykülere dönüyorlar. Böylelikle de bir yansımasını da sahnede görüyoruz. Fransız popüler tiyatrolarında görülen bir Grand Guignol akımı var. Bu akım ürkütücü cinayetler ve ölüm öyküleri anlatıyor. Bazen gerçek cinayet olaylarından etkileniyor ve bunu sahnede canlı olarak performansını yapıyorlar. Yani bazen böyle Hollywood filmlerinde görürüz, sahnede bir tiyatro oyunu oynanırken işte oyun icabı vurması, öldürmesi, zarar vermesi gerekirken olay gerçekliğe dönüşüyor. Gerçekten vuruyor, gerçekten intihar ediyor, gerçekten zarar veriyor gibi tam böyle bir korku teması ve gerilim yaşatan gerçek sahneler tiyatroda, tiyatro sahnesinde canlandırılıyor. Yine bu noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Witkin'in fotoğrafları birer tiyatro sahnesi gibidir. Etkilendiği yer fantastik korku tiyatrosunun belki de fotoğrafla yeniden sahnelenmesi gibi oluyor. Evet, şimdi edebiyata baktık, resme baktık. Fantastik sinemaya bakalım. Daha sinemanın ilk yılları, aldığı konular, düş, efsane, büyü, korku, psikanaliz, bilim kurgu. Yani 1895'te icat edilmiş sinema. Hareketli görüntüler, daha ses yok, renk yok. En uzun film 50 saniye. 51 saniye çekim yapamıyorsunuz. Hemen 7 sene sonrası 1902
George Méliès, sinemanın babalarından birisi. Ay'a seyahat filmini çekiyor. Yani bir bilim kurgu filmi bu. Bir fantastik, sürreel hikayenin sonucu. Yine Murnau'nun Janus'un Kafası diye korkunç bir film var. Browning'in Drakula'sı. İşte ilk vampir Drakula ortaya çıkıyor. Ha, Drakula hayal ürünü mü? Gerçek yaşandığı düşünülen Transilvanya'nın Karpatların meşhur korkulu bir vampiri ya da Drakula'sı, işte şatolarda yaşayan korku romanlarına konu olmuş bir karakter. Yine Jean Cocteau'nun Güzel ve Hayvan. Bu konuya da geleceğim. Geçtiğimiz günlerde EFOD'un sunduğu Diane Arbus programında Kürk adlı filminden söz edildi. Fur. İşte aslında 1946'da Jean Cocteau Güzel ve Hayvan diye neredeyse Diane Arbus'un öncülüğünü yaptı. Ve hemen arkasından Roman Polanski, meşhur Polonyalı yönetmen, Vampirlerin Dansı'nı çekti. Şiddet filmlerinin meşhur yönetmeni Ridley Scott, yaratık, yani meşhur şu E.T., Alien gibi yaratıkların olduğu filmi çekti. Ken Russell Gothic çekti. İşte Masum Kan gibi, Vampirle Görüşme gibi, Gün Batımından Şafağa gibi birçok Hollywood sinemasından fantastik filmler ve örneklerini görüyoruz. İşte 1902'de yol başta Ay'a Yolculuk ya da Ay'a Seyahat filminin afişi. Sağda 1920'de yine Janus'un Kafası. Sol... Evet, aslında hayal gücünün de ne kadar ileri gittiğini de gösteriyor bize. Daha 1902 yılında Ay'a gitmekle ilgili bir filmden bahsediliyor, değil mi? Evet, çünkü sürrealistlerde düş kurmanın sınırı yok. Hayal ve düş kuracaksınız. Yani ben Mars'a gideceğim diyorsanız Mars'a gitmenin yolunu bulmak zorundasınız. Ve bugün gerçekleşmiyorsa sizin bu fikriniz bir başka beyinde, başka bir bedende vücut bulup bir gün Mars'a gidilecektir gibi. Öyle düşünmek gerekiyor. Biraz bir metafizik hikayelerin de düşünülmesi gerekiyor burada. Çünkü burada hep aklıma şey gelir. Fütüristlerin her bir nesnenin ruhunun olduğu ve insan bedeninde de bir ruh olduğunu kanıtlamak için der ki, insan oturduğu koltuktan kalktıktan bir süre sonra ruhu halen koltukta oturmaya devam eder der. Çünkü vücut sıcaklığınız orada durmaktadır. O nedenle böyle metafizik hikayeler önemlidir ve özellikle sürrealistlerde bunu çok daha fazla görüyoruz. Zaten yıllarına baktığımızda 1920, 1931, 1946 sürrealist etkilerin yoğun olduğu dönem. İşte Güzel ve Hayvan sağ tarafta görüyoruz. Şuradaki karaktere bakalım. İşte bahsettiğim Diane Arbus'un ana karakteri gibi. Yine Kan ve Gül. Sağ tarafta meşhur Stanley Kubrick'in Doktor Garip Aşk, Strange Love diye çevrilmiş. Garip Aşk diye çevrilmiş ama ben orijinalini kullandım. Belki çeviri hatası olabilir diye. Roman Polanski'nin Vampirlerin Dansı. Yani böyle biraz da sevimli hale getiriyorlar. Yavaş yavaş teknoloji geliştikçe sinema sanayi, görüntü, afiş düzenleme, grafik tasarım ve fotoğraf teknolojisi afişlere de yansımaya başlıyor. İşte Ridley Scott'ın Yaratık filmi. Hepimiz herhalde bu filmi şöyle yaşı benim kadar olanlar diyeyim, artı eksi kabul ederiz. İzlenmiş, müthiş gişe yapmış filmlerden bir tanesidir Yaratık. Yine Gotik, sol tarafta ilginç bir sahne, fotoğraf bunlar tabii ki, bir de öyle düşünelim bakın. Ken Russell'ın meşhur filmlerinden bir tanesi. Yine Masum Kan, içinde böyle sürreel hikayeler, fantastik olayların döndüğü. Vampirle Görüşme yakın dönemler biraz daha. Ve Gün Batımından Şafağa. Yani sonu yok. İstediğiniz kadar artırabilirsiniz bu filmleri. Yerli versiyonları da var bunların. Türk filmi var mesela, Süpermen gibi. Astronot Fehmi gibi. Yani bunlar, bahsettiğim filmlerin tarihleri 1970'ler.
Şimdi buradan yola çıkarak fantastik sinema örneklerini de gördük. Burada fantastik sinemanın en belirgin özelliği mekanların, insanların ve olayların gerçeküstü bir dünyanın ürünü olması. Bu tür filmlerde de mekanlar genellikle gotik bir yöreyi, korkulu şatoları, karanlık ve esrarlı kentleri, laboratuvarları ve geleceğin dünyasını yansıtır. Hani hep böyle deneyler yapılır insanlar üzerinde, ölümsüzlük gibi, kurt adama dönüşmek gibi, vahşi yaratığa dönüşmek gibi. Bir de geleceğin dünyasını yansıtır çünkü sonsuza dek gücü elinde bulundurmak ister. İşte burada ruh gibi şeytan, robot ya da korkunç yaratıklar olarak karşımıza çıkar bu karakterler. İşte bütün bu olaylar tamamen düşsel bir dünyanın, doğaüstü güçlerin, rüyanın ve bilinçaltının derinliğinden çıkar. Gerçek ve zaman ötesi bir boyuttadır. Bunlarda zaman günümüz olsa bile anlattığı hikaye gelecekte bir yere işaret eder. İşte fantastik sinemadaki bu özelliklerin tamamı fantastik fotoğraf örneklerinde de belirgin biçimde görülür. Öykünme aslında yoluyla fotoğraf üretmek fantastik fotoğraf çalışmasını da artırır, öykünür. Neden öykünecek? Sinemadan. Sinema nereden aldı? Edebiyattan. Edebiyat nereden aldı? Resimden. Resim nereden aldı? Orta çağın geleneklerinden, büyü ve o korkunç ölüm ve ölüm öteki dünya fenomeninin kutsal kitaba dayandırdığı insanları korkutma kalıbından. Bakın bunların hepsi bugün icat edilmedi. Bugün gördüğümüz her şey geçmişte yaşandı. Bir şekilde bugün farklı teknolojiyle, farklı araçlarla biz yeniden yaşıyoruz bunları. Şekil değiştirerek benzer şeyleri yapıyoruz. Savaşlar var, vahşet var, toplumsal kaos var, yıkım var, ekonomik bunalım var, açlık var. Bu bahsettiğim var olan her şey insanoğlu var olduğu gündemleri var. Bu nedenle ortamlar bozulur. Bu nedenle toplumlar bozulur. İnsanlar karamsarlığa, umutsuzluğa ve ahlaksal çöküntüye gider. Böyle bir ortamda da fantastik fotoğraf doğal olarak kendine etkin bir yer bulur. Konu edinir kendisine bunu. Evet, şimdi burada bu tarihsel perspektiften baktığımızda daha fotoğrafın ilk yıllarında stüdyolar kurulmaya başladığında fantastik bir dünya da o stüdyolarda kuruldu. 1855'te çekilmiş maskeli fantastik nü fotoğraf var bir tane, Anonymous. Onu kullanmadım. Aşırı erotizm ve pornografi içeriyor. Raylander'in Hayatın İki Yolu Var meşhur montaj çalışması, ilk fotomontaj. Bakın yıllar 1855-1857. Fotoğrafın icadının üzerinden 18 yıl geçti, 20 yıl geçti daha. Ve Henry Peach Robinson'ın Hard Times gibi fotoğrafik yapıtlar aslında fantastik fotoğrafında ilk örnekleri sayılabilir. Nedenini söyleyeceğim. Çünkü bu fotoğraflarda egzotik mekanlar, dekorlar, kostümler, makyajlar ve ışıklandırmalarla düşsel, dinsel veya ruhsal dramatik öyküler anlatılmıştır. Solda Julia Margaret Cameron'un 1872 yılında yaptığı küçük bir kız çocuğuna kanat takarak onu melek ruhuna, melek karakterine dönüştürdüğü. Bakın 1872. 48 yaşından sonra fotoğrafa başlamış birisi Cameron. Bir İngiliz vatandaşı ama Sri Lanka ve Hindistan'da sömürgeci işte yöneticilerden birisinin eşi. 48 yaşındayken çocuklarından birisinin hediye ettiği fotoğraf makinesiyle doğum günündeki fotoğrafa başlıyor ve stüdyo kurguları yapıyor. Yine o dönemin İngiliz vatandaşı olduğunu özellikle belirttim. Kralın masumane aşkları diye kralın böyle ütopik eşcinselliğe varan masumane gibi bir kelime de kullanarak onun aşkını montajlayarak yine bir stüdyoda kurgulayarak bu fotoğrafı üretiyor. İşte meşhur Hayatın İki Yolu. Bu da Oscar Gustav Raylander'in İsveçli bir ressam kökenli fotoğrafçı, bir didaktik
bir eğitim, nasıl diyelim, doğru yolu gösteren bir fotoğraf gibi mesajları var. Mesaj yüklü bir fotoğraf. Fotoğrafın sol tarafı çıplaklık, alkol, eğlence, tembelliği vurguluyor. Sağ tarafı örtünmeyi, muhafazakarlığı, çalışmayı ve ibadet etmeyi gösteriyor. Ortada bir yargıç gibi duran, bir filozof gibi duran bir adam var. Sağ tarafa elini kaldırarak buna dur diyor. Geri plandaki bir sahne gibi sonsuza doğru bir ağaçlıklı yeşil ormanvari bir cennet çağrışımı yapan bir kapı var. Hayatın iki yolunu soruyor. Sol taraftaki günahkarlık, sağ taraftaki iyi insan olma veya Tanrı'nın yolundan ayrılmama. Bu iki yoldan birisini seçin. Ki bu fotoğraf 79 santime 41 santim bir fotomontaj. 30 farklı negatiften üretilmiş bir fotomontaj. Her bir model tek tek profesyonel oyuncularla çekilmiş ve karanlık odada bu fotoğraf, yani kurgu montaj yapılmış, tek bir el yapımı fotoğraf haline gelmiş. Yıl 1857. Bunu düşünmek, bu içindeki öyküyü oluşturmak, profesyonel modeller kiralayarak 30 farklı negatifi bir araya getirip bunu tek bir fotoğraf olarak sunmak normal aklın işi olmasa gerek diye. Evet, gerçekten değerli bir çalışma. Yani fotoğraf tarihine de geçmiş durumda ve insan o zamanlarda bunun yapılabileceğini hani düşünemiyor bile. Gerçekten farklı bir düşünce, farklı bir mesaj kaygısı olan, belki de düşünmeyle bir takım şeyleri anlatabilme, yani biraz daha belki şeye öykünme, insanlara bir mesaj verme kaygısı, değil mi? Onların hepsi o tarihte farklı bir şeyle, de dünyanın bilmediği bir fotoğraf yeni keşfedilmiş, farklı bir temayla yapılmış olması da gerçekten ilginç. Evet. Bir de o fotoğraf tarihte ilk kez sansüre uğramış, daha doğrusu sansüre uğramış ilk fotoğraftır. Sergilenirken fotoğrafın sol tarafını bir tül perdeyle kapatmışlar. İzleyiciler gelip perdeyi kaldırıp sol tarafı öyle görmüşler. Kayıtlarda böyle geçer. Kraliçe Victoria, İngiliz kraliçesi o dönemki, sanata ve sanatçıya çok değer veren, destekleyen bir yenilikçi kraliçe. Bu fotoğrafın orijinalini satın almış kendisi. Aynı zamanda İngiliz kraliyet ailesinde de muhtemelen halen duruyordur. İkinci bir fotomontaj, yine 1858 tarih, Henry Fitch Robinson'ın Fading Away adı verdiği, sönüş ya da kararma diye çevirebileceğimiz bir fotoğraf bu. Bu fotoğraf da tamamen montaj, her bir ayrı görüntü tek bir fotoğrafta birleştirilerek ölmekte olan bir genç kızın son anlarını dramatize eden bir tiyatral sahne gibi sunulmuş. Bu da yine hem teknik açıdan hem de içerik açısından sürrealist, hatta sunum biçimiyle de fantastik hikayelerin bir özeti veya çağrışımı diyebiliriz. İşte bütün bu süreç aslında toplumsal değişimler, teknolojik gelişmeler, sanat alanındaki yeni tavırlar kuşkusuz fotoğrafı da etkiliyor. Fotoğraf sanatının da dilini, türlerini, konularını, hatta tekniklerini de değişime uğratıyor. Ve özellikle teknolojik bir araç olduğunu düşünürsek fotoğrafın, fotoğraf makineleri, lensler, işte arandizörler, dijital teknolojiler, artık fotoğrafçıların da birçok çeşitli yöntem kullanarak yapıt üretmesi, fotoğrafa daha fazla istediği gibi müdahale etmesine olanak sağlıyor. Ve çeşitli müdahalelerle ortaya çıkarılmış olan fotoğraf da herhangi bir sanat yapıtı gibi karmaşık bir bütüne dönüşüyor. İçinde semboller bulunabiliyor, metaforlar, benzetmeler ya da çağrışımları içinde barındırıyor. Şimdi burada yeni bir algılama ve duyumsamanın
fotoğrafa yansımalarını görüyoruz. İşte bunlar aslında gerçekte var olmayan görüntüleri yaratabildiği gibi gerçek objelerin varlıklarını da kendi etkilerinden, gerçek anlamlarından çıkarıp onları düşünce ve deneyimlerle de farklılaştırabiliyorlar. İşte günümüzde aslında sanatçıların geleneksel güzellik denilen estetik idealleri artık sanatsal yaratıcılığın bir sonucu olmaktan çıkıyor. Güzelin yerini çirkin almaya başlıyor. Halbuki sanatta estetik dediğiniz şey güzelin peşinde olmaktır. Artık sanatçı bununla yetinmiyor, çirkinin de estetiğinin yapılabileceğini gösteriyor. Umutun yerine umutsuzluk alıyor. Erotiğin yerini pornografi alıyor. Latifin yerini iğrençlik almaya başlıyor. Yani kavramlar zıtlıklarıyla daha fazla, zıt kavramlarıyla daha fazla sanki sanat eserlerinde daha fazla yer almaya başlıyor. Klasik portreler neredeyse, manzaralar, güzel doğa görüntüleri, insanın gözüne hoş görünen mekanlar yerine ölüm, karabasanlar, kabuslar, deforme edilmiş insan figürleri, ruhsal bunalımlar, bilinçaltı dünyasının karmaşık öyküleri daha fazla dikkat çekiyor. Daha ilginç geliyor izleyiciye ve bunu üreten sanatçıya da yeni bir yaratım sürecinde önemli kaynaklar yapıyor. İşte bütün bunları fotoğraflarında kullanan son yıllarda, son yıllardan da kastım aslında ciddi anlamda ortaya çıkışı 1980'li yılların başıdır. Son 40 yılın çok sıra dışı ve ilginç sanatçısı Joel Peter Witkin. Ana konumuzu da, yani ana konumuz aslında gerçeküstücülük ve fantastik fotoğraf olması gerekiyordu. Örneğimiz artık burada bir Witkin. Witkin'in kendi portresi. 1939 doğumlu bir sanatçı, Amerikalı bir sanatçı. Belki arkadaşlarımız özgeçmişini, fotoğraf çalışmalarını program öncesi incelemiş olabilirler. Yine de ben kısaca kim olduğunu söz edeyim. Çocukken evlerinin önündeki bir trafik kazasına tanık oluyor. Trafik kazasında bir çocuğun kafası kopuyor ve o kafa Witkin'in ayaklarının dibine düşüyor. İlk ölümle ve korkunç bir olayla yüzleşmesi, karşı karşıya gelmesi o dönemde. Katolik okulunda okuyor, dini eğitimler alıyor aslında. Ve daha sonra ateist oluyor tabii ki. O Katolikliğin verilen dini eğitimin belki de ermişliğini yaşıyor, bilmiyorum. Tersine dönüyor. Ve askerliğini Vietnam'da fotoğrafçı olarak yapıyor. Yaralı askerleri fotoğraflıyor. Ve orada da ölümle, yaralı askerlerle, kopmuş beden parçalarıyla yüzleşiyor. Yine askerlik dönüşü, Vietnam dönüşü, bir hastanede fotoğrafçı olarak çalışmaya başlıyor. Hastanenin ameliyathane ve hasta teşhis tedavi yöntemlerini doktorlar ve hastane adına fotoğraflıyor. Yani oradan bir çalışanı aslında. Ve daha sonra fotoğraf okuluna gidiyor. Fotoğraf eğitimi alıyor. Yüksek lisans yapıyor. Ve üniversitelerde fotoğraf hocalığı da, fotoğraf atölye eğitmenliği de yapıyor. Şimdi çocukluğundaki ilk kazayla karşılaşması, yaralı askerleri veya cesetleri, cepheyi fotoğraflaması, sonrasında da hastanede çalışması aslında birikmiş o ölüm ve ölüm sonrası hikayelerin, korkutucu öykülerin başlangıç noktasıyla fotoğraflarına bunlar yansımaya başlıyor. 1990 yılındaki ilginç bir fotoğrafıyla başladım örneğe. Çünkü bu fotoğrafı yaklaşık biz 1926'da Man Ray'in Violensel Kadın fotoğrafına benzer bir kadın portresi olarak değerlendirelim. Portre diyeceğim çünkü buna, başka bir şey tanımlayamayacağım. Bir zamanlar kuş olan kadın. Yani bu kadının kolları yok. Bu bir ceset arkadaşlar. Gerçek bir model değil. Ölü. Çünkü
üzerinde otopsi yapıldığı anlaşılıyor bir şekilde de, ya da bir şekilde o izlenim veriliyor. Böyle bir fotoğrafla karşımıza çıktığında o fotoğrafçının zaten normal olmadığını, sıradan olmadığını, sıra dışı olduğunu görüyoruz. Fotoğraflarında kullandığı figürler var. Mitoloji, dinsel simge ve kompozisyonlar, ölüler, engelli insanlar, deforme olmuş insanlar, deformasyona uğramış her türlü canlı, ahlak dışılık ve çirkinlikler. Şimdi kendinize deforme olmuş, ahlak dışı, çirkin, ölü, engelliyi konu edindiyseniz ya da onları model olarak, malzeme olarak fotoğrafta kullanacaksanız artık bu gerçek üstücülüğü aşan bir şeydir. Bu 1500'lü yıllardaki orta çağın korkutucu dünyası, fantastik büyü dünyası, korku dünyasını çağrıştırıyor. Çünkü bütün fotoğrafları neredeyse fantastik fotoğraf örnekleridir denilebilir. Bununla birlikte de hem sürrealist hem de ekspresyonist, yani dışa vurumcu özellikler de taşır. Fotoğraflarında grotesk bir yapı kendini gösterir. İşte günümüz sanatının belirgin bir özelliği olan sürrealizmin devam ettiğini de gösteren, aynı zamanda bireysellik ya da alanında tek başına bir ekol olma. Witkin'de var. Witkin yaptığı çalışmalarla kendi başına bir ekol aslında. Fotoğrafta kurgulaması, kendine özgülük, şaşırtıcılık ve karabasanlarla dolu bir düşsellik var. İşte bunlar onun yaratıcı dünyasının aslında ne kadar geniş olduğunu gösteriyor. Mitolojik figürler belirgin bir biçimde görülüyor. Figüratif anlatımda fotoğrafik teknik ve müdahaleler dolayısıyla da bir düş dünyası yaratıyor. Hocam biraz biraz isterseniz soluklanın. Şöyle Witkin'in kendi düşüncesiyle ilgili şöyle bir şey ben de notlarımı almışım. Witkin tüm eserlerinde garip diye adlandırabileceğimiz kişileri seçmesinin nedenini şöyle açıklıyor. Toplumdan atılmışı sevmek, bedeni hasar görmüşü sevmek, nefretle bakılanı sevmek diye kendince bir açıklama yapıyor. Evet. Zaten nefretle bakılanı seven bir fotoğrafçı demiştim. Kendisine de öyle tanımlama yapıyorlar. Yapıyor kendisi de. Burada gazeteye ilanlar veriyor. Az önce bahsettiğiniz niteliklerde model arıyor. Cüceler, aşırı şişman kadınlar, aşırı şişman erkekler, kıllı kadınlar, cüceler, travestiler, homoseksüeller, biseksüeller, heteroseksüeller, hermafroditler. Yani bütün bunları bir araya toplayıp profesyonel model olarak onları kullanıyor. Neden? Bütün bunlar aslında paralı veya profesyonel modellik yapıyor olsa bile aslında bilinçaltlarında o modellerin de bir teşhircilik, bir sürreel durum var. Yani aşırı şişman, bedeni deforme olmuş birisi kendisini bir fotoğraf karesinde gösterip bir sanat eserine, bir tabloya nasıl dönüştürmek ister veya neden dönüştürmek ister? Bunun altında da belki bunu psikologlar, psikiyatristler daha iyi tanımlayabilir ama bunun altında bir teşhirciliğin yattığını düşünürüm ben. Ya da özgüveni sağlamak, toplumun bir parçası olmak. Çünkü hani sanatın, geleneksel sanatın ifade biçimi neydi? Güzel olan, estetik olandı. Evet. Burada tam tersi, çirkin olan, tırnak içinde söylüyorum. Ve iğrenç olanın ön plana çıkarılması. İğrenç nedir? Kime göre iğrençtir? O ayrı bir şey ama herhalde çöplüğe atılmış, bir cesetten kopmuş bir parça hiçbir insan için normal, güzel bir sanat parçası, sanat nesnesi haline gelmez. Gelmez diye düşünüyorum. Ama burada Witkin'de bunu görüyoruz. Ve burada da özellikle bilinçaltını, düş dünyası, cinselliği, erotizmi ve ölümü kullanıyor.
ve bütün bunlar da bir tiyatral düzenek içerisinde, sanki bir öykü anlatır gibi ya da bir film sahnesi kurar gibi kurguluyor. Evet, nesnelerin, hayvanların, insanların, efendim? Bir senaryo yazıyor sanki, o senaryosunu gerçekleştiriyor. Parça parça fotoğraflarını çekip, belki işte orada fotoğrafları da biraz bozarak, çizerek, eskitilmiş havasını vererek. Eskitilmiş bir görüntüye dönüştürüyor, doğru. İşte bunları deforme diyor aslında. Yani zaten deforme olmuş bedenleri, fotoğrafı da deform ederek biçim ve içerik uyumu sağlamaya çalışıyor. Böylece çirkinin estetiğini hakim kılmaya çalışıyor. Yani onu bir eleştirel yapı olarak sunmuyor. Onu destekleyen, estetize eden bir çalışma olarak ortaya koyuyor. Ve kurgulanmış bütün fotoğraflarının neredeyse ortak noktası bir tablo ve sahne içerisinde kullanması. İşte meşhur zaman zaman resim ve sanat tarihine, mitolojiye göndermeler yapıyor. İşte Goya meşhur ressam. Kaybolanlar diye bir eseri var Goya'nın. Onu baz alarak Picasso'yu katıyor. Ve Goya'nın Kaybolanlar resminde Picasso diyor. Burada yüzler belirsiz, kolları, elleri bilekten kesilmiş. Gerçek insan bedenleri yalnız bunlar. Canlı ya da ölü olabilirler. Mutlaka bu bedenleri korkusuzca sunabiliyor. İşte burada mesela bu tablosunda veya fotoğrafında diyelim, sürrealizme özgü öğeler görülüyor. Yüzler belirsiz, kollar bileklerden kesilip, ama şiddet dolu bir öykü var burada aslında. Cinselliği farklı bir biçimde ele alan, insan bedenini, anormalliklerini gösteren, fotoğrafın ilginç temsilciliklerini yapıyor bu eserleriyle de aslında. Dikkat ettiği bir nokta var yalnız. Erotizm ile pornografi arasındaki sınırları yok ediyor neredeyse. Fotoğraflar, eserler böyle bir erotik mi, pornografik mi gidip geliyorsunuz orada. Ortada o çizgiyi kaldırıyor. Yine meşhur fotoğrafı ve belki de Witkin'i Witkin yapan ilk fotoğraf örneklerinden birisidir bu. 1982. Öpücük adını vermiş. Gustav Klimt'in Öpücük diye bir resmi vardır. Aşk ya da 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çok fazla kullanır. Sanatçılar bilirler o eseri çünkü. Belki de biraz da ona gönderme. Çünkü isim aynı, Öpücük. Ve bu bir gerçek ölmüş insanın kafası lazer bıçakla kafatası dikey olarak ikiye bölünmüş ve ters çevirerek aynı yüzü birbiriyle öpüştürmüş. Yani bu normal bir aklın, normal bir insanın hayal gücünün içerisinde bile yer etmeyecek bir sapkınlık, saldırganlık, vahşet, şiddet duygusu yaşayan bir beynin, düşüncenin sonucu olabilir diyorsunuz. Yalnız Witkin hiç de öyle bir adam değil, çok masumane bir adam. Ya da belki şey yapmak istiyor, yani hani bunları biraz daha böyle kullanıp biraz daha herkesin güzellikle öne sürdüğü o estetik, onlara belki bir haykırış ya da belki bir üslup edinmek istediği için de böyle rahatsız bir yol mu seçiyor? Seçtiği konu izleyiciyi rahatsız edici olması. Özellikle evet, oradan bir düşüncesi var. Bir dikkat biliyoruz. Çekmek belki. Dikkat çekmek de olabilir. Fotoğrafa baktırabilmek. Evet, hepimiz şimdi bu fotoğrafları sanatın içinde, fotoğrafın bir parçası olarak, yaşayan birileri olarak bizler bakarken bile rahatsızlık duyuyoruz, ilginç buluyoruz, sıra dışı buluyoruz. İşte sanatoryum fotoğrafı yine hemen kariyerin belki de ilk yılları bu anlamdaki üretimlerin. Yani sanatoryum dediğimiz yer insanların özellikle solunum ve akciğer hastalıklarının tedavi edildiği ve uzun tedavi süreçleri gerektiren ince hastalığın tedavi merkezi. Burada hastaya bakıyoruz, pek böyle sanatoryumluk bir hasta gibi görünmüyor. Genelde zayıf, ince, verem hastaları, solunum yolları, akciğer kanserlerini düşünelim. Böyle bir ortamda öyle bir duruşu var ki yerleştirmesi,
oryantalist resimdeki kadınların alem yapan zevki sefa içerisindeki portrelerini düşünelim o oryantalist resimde. Bu bağlantı hortumlarını da sanki ilk etapta böyle nargile kafede keyif yapan bir kadın rolünde modeli tanımlıyor. Öyle ifade ettiriyor. Ya da ilginç bir isim yine iki tane ölü cenin kullandığı fotoğraf Araf'ın içinde iki Mesih karşıtı. Yani burada da bir yine dine, dini duygulara, kutsal kavramlara, kutsal kitaba bir gönderme var. Hem Araf'ı kullanıyor, işte o Araf'ın içinde diye sıkıştırılmış bir fanus, cam şişe fanus içerisindeki cenini kullanıyor. Ve iki Mesih karşıtı. Yani Mesih de herhalde burada bir sanatsal parçalar gibi Picasso'vari resim parçalarını da görüyoruz çünkü sahnenin içerisinde. Orada da ilginç yorumları var. Yine engelli bedenler kullanıyor demiştik. İşte belden aşağısı olmayan bir adamı yine bir tiyatral sahne içerisinde bacaksız adam diye New York'ta, Amerika'da çektiği fotoğraflarından birisi. Yine masadaki kadın diyerek bir cüceyi, bir engelli kadını kullanıyor. Nü olarak kullanıyor. Dekorlarla, yarattığı geri planlarla da böyle sürreal ya da fantastik öykülerin mekanını oluşturuyor. Yine Amor ismini verdiği bir maskeli nü. 1855'lerdeki bahsettiğim Anonymous fotoğrafları dönemindeki nü fotoğraflar genelde kadınlarda buna benzer maskelerle çekilirdi. Maskeli nüler vardı o dönemde. Yine 100 yıl geriye gidiyor ve o döneme bir 130 yıl belki geriye gidiyor. O dönemin fotoğraf tarihine vurgularda bulunuyor. İşte Siyam ikizlerini alıyor, ayrılmamış ikizler. Onları bir stüdyoda yine perde bir sahne önünde poz verdirir şekilde çiçek, kuş gibi özgürlüğü işte simgeleyen, baharı simgeleyen belki de bir anlatım dili seçiyor. Ya da burada Daphne ile Apollo'yu mitolojik öyküde yeniden böyle bir erkek hayvanla bir dişi cüce kadını yine bir sevgili Daphne ve Apollo hikayesini mitolojik öyküsünü sahneliyor. Yine Still Life diyorum, Natürmort çalışmaları var. Aptallar Şöleni adını vermiş buraya ve buradaki meyve sebzelerin içerisine serpiştirdiği ameliyathaneden topladığı cerrahi artıklar diyeceğim artık çok böyle kaba bir tabir olacak belki ama kesilmiş eller, kollar, bacaklar, ölmüş bebek bunları sebze meyveyle birlikte natürmort resim geleneğinin bir parçası gibi fotoğrafta bir tam söyleyemedim orayı natürmorta bir aptallık olarak bakıp sanki bunu da bir şölene dönüştüklerini söylemek ister gibi bir vurgu var gibi geliyor. Bir kara mizah anlayışı belki. Evet, evet tam belki de ironi diyebileceğimiz bir kara mizah denilebilir. Yine bir natürmort. Bunu da fotoğrafçıların kullandığı çekim masaları işte still life olarak değerlendirilir. Marsilya'da çekmiş 1990'larda Marsilya'da bayağı yaşadığı ve sergiler açtı Fransa'da kaldığı dönemde işte mesela burada da kesilmiş bir başın içerisine orkideler çiçekler yerleştirip yanına da meyve sebze tabağıyla böyle bir bir natürmort oluşturmaya çalışıyor. Yine bir yemek masası Still Life'da burada da ekmek, üzüm yani şarap belki kutsal kavramlar ekmek ve şarap gibi yanında balık ve bir de meyve soğan ya da meyve tam şu anda fark edemiyorum onu. Onun yanında da içini böyle sebzelerle doldurduğu kesik bir bacak var, ayak var. Yani bunu bir yemek masası gibi düşünün ya da bir dini
kavramlara, kutsal kitabın belki de ne denir, değer verdiği kavramlara bir karşı duruş karşı ya da çıkış, onu bir eleştirel. Evet, karşı duruş. Yine ilginç şeyler, gelinlik giydirdiği bir yine kafatasında otopsi yapılmış bir kadın cesedi. Öbür dünyadan portreler bu. Çünkü fantastik orta çağın en önemli dayanak noktalarından birisi öbür dünya teorisiydi. Öbür dünyayla korkutuluyordu insanlar çünkü. Ve burada işte bir mizah yaptığını, alaya aldığını düşündüğüm Madame David. Şimdi isim erkek ismi ama Madame. Burada eşcinsel bir kişi olduğu düşünülebilir David'in. Onun için Madame David. Veya bu dünyadaki cinsiyetler öbür dünyada değişecek. Kadınlar orada erkek, erkekler kadın olacak. Yani acaba öyle mi? Çünkü öbür dünyayla Madame David arasındaki fotoğrafı adlandırma biçimi bile gizli mesajlar ve mitolojik öyküler içeriyor. Evet, evet. Bütün bu yapılardan geleneksel öğeler Witkin'in yapıtlarında görüyoruz. Ölüm fenomeniyle kıyamet günü spekülasyonunu yapıyor ve bunu görsel anormalliklerle döşüyor. Dekor, ışıklandırma, nesneler, deforme edilmiş görüntüler bilinçli bir şekilde kullanılıyor. Bedensel bozuklukları olan engelli insanlar özellikleri nedeniyle yine sürrealistlerin 1920'lerdeki korku tiyatrosu, Paris'in korku tiyatrosunun sanki birer temsili gibi anlatılmaya çalışılıyor. Evet, fotoğraf aslında doğası gereği ölümle yakın ilişkide olan bir sanat. Sadece savaş bölgelerinden gelen vahşet, açlık, ölüm, kıtlık gibi haber fotoğrafında değil, sanat amaçlı yapıtlarda da büyük ölçüde bu kavram karşımıza çıkıyor. Hatta ilk otoportre fotoğrafı diyebileceğimiz Hippolyte Bayard'ın kendi fotoğrafını çektiği bir otoportresinde sabit durabilmesi için, yıl 1839 çünkü, titrememesi, hareket etmemesi gerekiyor uzun poz nedeniyle, ölüymüş gibi poz veriyor. Yani ilk otoportre de aslında bir ölü gibi, ölünün fotoğrafı gibi algılanmıştır, böyle ortaya konmuştur. İşte Witkin'in özgün politik anlamlar taşıyan aslında, bunları da büyük bir görsel zenginlik içerisinde ortaya koyan, ölüm olgusunu yaşamla bir tutan, erotizmle pornografi ayrımını irdeleyebilen bir usta, maestro ya da üslup sahibi kişi demek yanlış olmaz herhalde. Teknik olarak bütün çalışmalarında aslında tek renk, monokrom ya da siyah beyaz ya da sepya tonlar kullanıyor. İlkel ve klasik fotoğraf tekniklerinde zorunlu olarak o dönemlerde uygulanan fotoğraf kenarlarında boşluk bırakma yöntemini uyguluyor. Yani bir anlamda da böyle eski fotoğraf havası veriyor diye söylemiştik, konuşmuştuk. Böylelikle de bir aura simülasyonu oluşturuyor. Yani aura dediğimiz şey biriciklik, onun etkisi, etki alanı içerisinde değer verilen, değerlenen bir şey. Simülasyonu ise miş gibilik, yani gerçekmiş gibi ya da varmış gibi. Gerçeği gerçekmiş gibi gösteren bir simülasyon hikayesi var aslında burada. Şimdi gerçek mi, kurgu mu, montaj mı, içindeki gerçekten yaşayan bir canlı mı ya da bir ceset mi, onu bile bize gizliden veriyor. Evet, aslında burada dışa vurumculuğu, özellikle bilinçaltı okumalarını izleyiciye bırakması, yani yine sizin fantastik diye adlandırdığınız herhalde şeye yeri dolduruyor hocam. Evet, işte bütün bunlar aslında estetik açıdan bütün bir fotoğraf tarihini ve resim sanatını içeriyor. Onlara göndermeler var çünkü. Estetik ve etik yapı birbirinin tersi. Yani estetik kötü bir çirkinin estetiğini gösterirken etik de tam çirkin bir, yani etik kuralların dışına taşan, etiği ezip geçen bir hal alıyor. Ahlak dışılık, şiddet,
fantastik öğeler taşıyan bir biçim, tedirginlik, korku, iğrenme, rahatsız olma gibi etkilere neden olan fotoğraflar bunlar hep. Çünkü sanatı etiğin zincirlerinden kurtulmuş, estetik açıdan özgür ve kendine özgü nostaljik nitelikler taşıyor Witkin'in. İşte tüm fotoğrafların neredeyse çıplak, erotik ve ölüm temasıyla onlar üzerine kurulu ve bunu gösteriyor. İnsan bedenleri hep fotoğrafik deformasyona gerek duyulmayacak kadar bedensel engelli insanlar veya hayvanlar, köpek ve at da kullanıyor çünkü aynı şekilde engelli veya ölü. İşte bunlar nereye dayanıyor dediğimiz şey 16. yüzyıl, yani 1560'lı yıllar, 70'li yıllar. Hieronymus Bosch, meşhur sanatçı, ressam, dinsel öykülerden, büyü ve düş yorumlarından, orta çağ hikayelerinden esinlenerek ruhsal resimler yapıyor. İkinci bir ressam aynı dönem Archimboldo. Archimboldo da meyveler, sebzeler ve deniz kabukları gibi öğelerle oluşturduğu antropomorfo denilen, meyve ve sebzelerle oluşturulan insan portresi demek antropomorfo. Bunları yapıyor. Çünkü şeyde de göreceğiz onu veya gördük bir çalışmasında, şimdi göreceğiz tekrar. Witkin'de meyve ve sebzelerden portre yapıyor. Portre fotoğrafı çekiyor. İşte bütün bu mitolojik figürler, dinsel kompozisyonlar, ölüm ve öteki dünya gibi kavramlar aslında bütün bu fotoğrafları ortaya koyarken bir fotoğraf sanatçısı daha 1993'te Callum Colvin, Hieronymus Bosch'tan esinlenerek 7 Büyük Günah ve Son 4 Şey adlı bir fotoğraf serisi yapıyor. İşte bu bütün dinlerde neredeyse yer alan 7 Büyük Günah'ın ve Son 4 Şey'in sanatçıların ilgi duyduğu ve uğraştığı konuların başında geldiğini görüyoruz. İşte solda Witkin'in hasat adı verdiği sebze ve meyveleri kullanarak ve bir gerçek ölünün yüzünü, parçasını kullandığı bir portre çalışması. 1984'teki fotoğraf. Sebze meyvelerle gördüğünüz gibi soğanlar görünüyor, elmalar görünüyor, havuçlar, enginara benzer bir şurada var. Ve bu eser aslında baktığımız zaman 1563 yılında Archimboldo'nun yaptığı meyve ve sebzeleri kullanarak, motifleri kullanarak yaptığı dört mevsim resim serisini anımsatıyor. Bakın Archimboldo'nun Kış adlı resmi. Solda yaz resmi. Yaz meyveleri ve sebzeleriyle oluşturulmuş bir portre. Tamamı meyve sebze ve bir çuval. Sağ tarafta ilkbahar adını verdiği ilkbahar meyveleri çiçekleriyle veya doğadan topladığı otlarla oluşturduğu, çiçeklerle oluşturduğu bir portre. Ve solda sonbahar adını verdiği ve şarap böyle fıçısını anımsatan bir fıçı içerisinde yine sonbahar meyve ve sebzeleriyle oluşturduğu bir portre. Antropomorfo bunlar ve sağda da dört mevsimi bir arada bulunduran, dört mevsim adını verdiği 1590 yılında yaptığı bir resim. Şimdi bütün bunlara bakarak arkadaşlar, soldaki Witkin'in hasat fotoğrafını bir daha görelim. Aslında 400 yıl sonra Archimboldo'dan, Hieronymus Bosch'tan esinlenerek ortaya koyulan natürmort eserlerle belki de dalga geçen, onları kara mizahla eleştiren yapı. Evet, ilginç olmuş ama işte söylendiği gibi yine grotesk kısmına grotesk giriyor sanırım. Evet. Eski uygarlıklardaki absürt olaylar. Yani 400 yıl önce de yine bilinçaltının karanlıklarında sanatçılar resmetmiş belki o zaman. Şu anda onu Witkin ya da onun benzerleri sanatçılar yapmaya çalışıyor. Yani orada bilinçaltı derinliğimizin... Evet hocam, sesiniz bu kavramlar gitti. 20. yüzyılda ortaya çıkmadı. 19. yüzyılda ortaya çıkmadı. Bu kavramlar savaş, açlık, yoksulluk, kaos,
ölüm, öteki dünya, din, dini duygular tamamı insan var olduğu günden beri var. Sanatçı sadece bunu gelişen teknolojisi ve değişen toplum yapısı içerisinde ifade etme biçimini değiştirdi. Ama benzerlikler ve göndermeler hep var. İşte bahsettiğim Callum Colvin, ilginç bir fotoğrafçı. Bunu kısaca bir araya girmek istedim, Callum Colvin'i. Çok ön plana çıkmış bir sanatçı değil. Fotoğraf örneklerine çok fazla ulaşamazsınız ama 7 Büyük Günah ve Son 4 Şey adlı sergisi İstanbul'a geldi bu sanatçının. Yanlış hatırlamıyorsam 1996 ya da 97 yılıydı. 1993'te yaptı bu çalışmayı. 7 Büyük Günah dediğimiz kibir, açgözlülük, önce savurganlıktı, daha sonra onu şehvetle değiştirdiler. Şehvet şimdi. Öfke, kıskançlık, tembellik, oburluk. Bu 7 büyük günah. 3 uhrevi ya da mevcut 3 dinde de bu günah sayılan kavramlar. Son 4 şey ise ölüm, yargı, cennet ve cehennem. Şimdi bu kavramlara baktığımız zaman Callum Colvin'in eserlerinde Bunun bir fotoğraf stüdyosunda kurgulanarak yapılmış fotoğraf çalışmalar olduğunu görüyoruz. Yani tek tek kendisinin oluşturduğu nesnelerle anlatıyor. Örneğin kibiri, şehveti, oburluğu, tembelliği nesnelerle anlatıyor. İçinde insan figürü yok. Peki oluşturulmuş bu montaj duygusu, İnsan yaşamının dramını canlandıran sürrealist manzaralara biz zaten Witkin'in fotoğraflarında çokça rastlıyoruz. Ve Orta Çağ dünyasının korkularını, günümüz çağdaş dünyanın belirsizliklerini de yine grotesk olarak kurguluyor. Ve Hieronymus Bosch'un çalışması 1566 yılı tam anlamıyla dönemin dinsel baskılarının birer korku ve tehdit aracı niteliğinde olduğunu gösteriyor. Witkin'in kurguladığı görüntüler ise konu ve düzenleme açısından geleneksel resme, özellikle de dinsel resim sanatına göndermeler yapıyor. Aynı zamanda ahlak çöküntüsünün yaşandığı, cinsel sapkınlıkların ve sadomazoizmin üst düzeye çıktığı günümüz dünyasını da ifade ediyor. İşte bazı yine Witkin fotoğrafları, her birisinde ayrı bir öykü, mitolojik hikaye, korku ve ölüm temalarını görebiliyoruz. İşte örneğin sanki engelliymiş gibi aşırı kilolu bir kadına teknolojik mekanizmalar yaparak onun hareketini robotlaştıran bir çalışma. Sağ tarafta yine bir cüce çalışması. Yine bir resim alanı, bir tiyatro sahnesi içerisinde veriliyor. Burada yine ölü hayvanlar kullanıyor, natürmort yapıyor onlardan. Kesik bir at başı, sağ tarafta karnı yarılmış, açılmış ve o iç organlarının içine çeşitli meyveler, sebzelerle bir natürmort esprisi şeklinde bir düzenleme yapmış. Denizde boğuldu diye böyle bir renkli, nadir renkli çalışmaları var. Burada bir özel yöntemle, kimyasal yöntemle renk değişimi ve renklendirme uyguluyor burada. Yine arkada kesik bir kol, kafası ve kolu kopmuş minik bir heykelcik ve saatle bir zaman kavramıyla da Anna Akhtamova diye bir kişinin bir ona çağrışım yapan bir natürmort kullanıyor. Sol tarafta işte yine bir kusursuzluk, susuzluk gibi güzel bir genç kızı, kadın bedenini belki kusursuz diye veriyor ama üzerine kafasına koyduğu bir balıkla da susuzluğu koyarak kusursuz susurluk, susuzluk gibi bir kelime oyununa da giriyor. Bu da yeni son dönem çalışması 2016, değişik artık. 1939 doğumlu olduğunu düşünürsek 82 yaşında şu anda sanatçı. Küçük bir kasabada gece diyerek bu şekilde at başlı bir kadın figürü kullanıyor.
o tarafta da işte bir evin içi ve dışı gibi, iç ve dış gibi, gerçek veya hayal gibi gidip geliyorsunuz. Evet, son iki fotoğraf. Burada bir başka yöntem uyguluyor Witkin. Bu meşhur ressam 1600'lü yıllardaki 17. yüzyılın Velázquez'in resmi Les Meninas adlı bir tablo. Bu tabloda birçok hikaye var. Detayına girmeyeceğim. Hikaye çok geniş çünkü. 1656'da yapılmış. 400 yıl sonra neredeyse, 350 yıl sonra Witkin Las Meninas'ın fotoğrafını çekiyor. Fotoğraf olarak kurguluyor. Hemen ikisi arasındaki farka bakalım. İşte burada bir küçük prenses var, elbise giydirilmiş. Bir ressam var, Velázquez'in kendisi olduğu düşünülüyor. Geri planda duvarda resimler, burada bir köpek var. Yani bu sahne köpeği yatırmış, elbisesini böyle değişik bir tekerlekli dönen bir şey üzerine oturtturmuş çocuğu. Burada Velázquez'i kendisini kullanmış. Geri plandaki şu Tarzan gibi duran kişinin Witkin'in kendisi olduğu söyleniyor. Onunla ilgili, yani o olduğu tahmin ediliyor deniyor. Ve yukarıda da Witkin'in kendi fotoğraflarından bir sahne kurguluyor. Yani yaklaşık 300 yıl sonra, 350 yıl sonra Witkin bunu yapıyor. Bir başka resim, Theodor Gericke'nin Medusa'nın Salı, 1819 yıl. Bir gemi kazasında bir salın üzerinde perişan halde denizde dalgalarla boğuşan ve ileriye doğru önde bir siyah kişi var. Siyah bu, diğerleri beyaz. Elinde kırmızı bir örtü sallayarak karşıda sanki karayı görüp karaya doğru bir kurtarma talebi var. Yırtılmış bir yelken var. İşte yaralılar var derken Joel Peter Witkin 2006 yılında George W. Bush'un salı diyerek Amerikan hükümetinin üyelerini bu sala yerleştiriyor. Çünkü o yıllarda Amerika Irak'a girmiş ve o bataktan çıkamıyor. Amerika kendi içinde sıkıntı yaşıyor ve bu batan gemi, batan sal üzerinde şurada gördüğümüz George W. Bush'un kendisi, şu sırtı dönük südyenli kişi Amerikan Dışişleri Bakanı Dick Cheney, erkektir kendisi ama burada bir südyenli kadın rolü. Birazcık burada kadından sözlük şeyine mi gidiyor, böyle çiçekli bir de etek giydirmiş. Çünkü gündemde Orta Doğu var. Oryantalist bir durum var burada da. George W. Bush'un arkasında asıl tahtta oturan kişi Bush'un annesi. Yani Bush düşünceli, ben bu şeyden nasıl çıkacağım diyor ama Amerika yöneten arkadaki anne gibi. George W. Bush'un eli orada çıplak yatan bir kadının göğsünde. İşte bu hikaye kurtuluş hikayesini anlatıyor. Yani kurtulma umudu kim? George W. Bush'tan sonra iktidara gelen Barack Obama, bir siyah. Ve buradaki tek siyah ve kurtuluş için kurtulma talebini gösteren, bayrak sallayan kişi. Arkadaşlar bu fotoğraf aslında 1819 yılında yapılmış bir resim. Şimdi siz bunlara gayipten haber mi veriyor diyorsunuz, geleceği mi görüyor diyorsunuz, büyü mü diyorsunuz, gelecekten işte düşler sonsuz, sınırsız bir düş dünyası mı kuruyorsunuz? Ve bitmedi. Gerard Ranchinan 2008'de Hayaller Salı'nın Göçmenleri diye bu salı bir daha yapıyor. Bu da fotoğraf. Pardon, bu da resimsi fotoğraf. Fotoğrafçı bir adam Gerard Ranchinan. Ranchinan ama resimsi fotoğraf, bu hiperrealist neredeyse. Bakın 2006 Witkin'den sonra 2008. Yine ona gidiyorlar. Bu defa da yelkenin içerisine böyle Amerikan bayrağı çağrışımı, işte saray dekorları, insanların birbirine işte umutsuzlukları. Bu defa kadınlar erkekler yer değişmiş ve burada kurtuluş bayrağını sallayan kimse yok. Onlar sarılan, direklere sarılan birisi var. Bir tane siyah
artık bitkin düşmüş, bir de burada var. Bunlar da yok olmuş. Yani biraz ırk, biraz kadın erkek cinsiyet, biraz Amerika'nın yükselişi ve düşüşü ya da Amerika'nın Orta Doğu bataklığındaki tükenişini anlatan bir fotoğraf. Evet, Witkin böyle bir sanatçı. Gerçeküstücülük ve fantastik fotoğraf dediğimiz öykü, düş dünyası, büyü dünyası bizi sonsuz şekilde... Evet, çok etkileyiciydi hocam. Gerçekten emeklerinize sağlık, ağzınıza sağlık. Biraz sizi yorduk. Ama çok farklı şeyler de öğrenmiş olduk. Bu dönemlere ait, işte sanatçılara ait, sürrealizme ait, fantastik fotoğrafa ait bir sürü bize değerli bilgi sundunuz. Gerçekten teşekkür ederim. Burada biraz şöyle chat'tekilere bakmak istiyorum. Oradan sorular olmuştu. Ben bölmemek için şey yapmadım. Alttan başlayarak gidiyorum. Psikolojiyle başlayan ve sonrasında sanatçıların da kullandığı Gestalt kuramını kullandığını görüyoruz demiş. Kanguru. Sizin gruptan bir arkadaş sanırım. Gestalt tam olarak neydi hocam? Kuram. Algı psikolojisi. Yani burada size sunulanla sizin algıladığınız ya da algılamak istediğinizi sunan şeyler içerisinde değerlendirilebilir o da. Veya sizin yani, şekillendirdiğiniz ve algılanmasını istediğiniz biçim ya da form diye de düşünülebilir. Evet, aslında bütün şeylere baktığımızda, sanat eserlerine baktığımızda aslında aynı şeyi düşünüyoruz. Kişiye göre farklı düşüncelere doğru yöneltiyor sanatçılar bizi. Bakıyorum şöyle, Enver Hocam ayrılmak zorunda kalmış, başka bir toplantıya gitmiş, size sevgilerini sunmuş. Sonra Gönül Hanım, sinemada David Lynch bu tür sahneleri kullanıyor demiş. Beyç Hocam, bu kadar ölü beden ve uzuvlarını bu yoğunlukta nasıl bulmuş, bulabiliyordu acaba diye sormuş. Şöyle ki bahsettim, aslında bir hastanenin fotoğrafçısı olarak çalıştığı için oradan, hastane yönetiminden veya izinli veya izinsiz o malzemeleri ediniyor. Bazı kadavraları satın alıyor. Bazılarını fotoğrafladıktan sonra tekrar morga iade ediyor. Yani çeşitli kiralama, satın alma ve ödünç alma gibi yöntemler kullanıyor. Ama etik tarafı tartışılır herhalde bunun. Zaten etik diye bir şey olabileceğini, tartışmaya girileceğini zannetmiyorum. Beyç abi Witkin fotoğraflarında etiği alt üst etmiş bir durumda. Bu vaktan insanları kullanması o bakımdan. İşte zaten sıra dışı olmasının en önemli nedenlerinden birisi etik kuralları, gelenekleri, dini duyguları, muhafazakar yapıyı asla yok sayıyor. Var, onlara takılmıyor. Evet. Gönül Hanım, sanatı kendi çıkarı için estetize eden sistemin diline karşı çıkmak için kullanıyordur bu çirkinlikleri demiş. Doğru. Bir muhalif dil var sanat dili olarak. Her türlü kavrama, devlet kavramına, din kavramına ya da geleneksel yapıya karşı bir duruş aslında bütün bunlar. Hı hı. Evet, gördüğüm kadarıyla sorular, chatteki sorular bu şekilde. Buradan soru sormak isteyen arkadaşlarımız var. Şöyle, Gül Hocam sanırım daha önce elini kaldırmıştı. Sayın Hocam, çok teşekkür ederim. Sesim geliyor değil mi? Geliyor. Tamam. Geliyor, duyuyorum Gül Hocam. Ya şimdi benim çok sorum var. Bir yerden başlayayım o zaman. Şimdi şey hocam, bir tane yüksek lisans tezi incelemiştim resim bölümüne ait. Orada şey Botticelli'nin bu Venüs'ün Doğuşu adlı tablosunu fotoğrafçımız kurguluyor. Yani orada şey diyor, yani işte Venüs'ü Hermafrodit olarak gösteriyor. İşte mevsim tanrıçası Horeo var, onu trans bir birey olarak gösteriyor.
Fakat şeydi, tezin sonunda şöyle bir şey yapmışlar. Önce birinci sorum bu olsun hocam. Siz ne dersiniz? Fikrinizi almak istedim. Diyor ki, yani tanrısal nitelikler taşıyor ya bireyler, özellikle mitolojide. Ötekilere yer vermiş. Yani toplumun cinsiyetçi kalıplarını yıkarak, yıkmayı amaçlamış ve hani tanrısal nitelikler yerine insanı ötekiler olarak da anlatmaya çalışmış diyor genel anlamda tezde. Önce bunu sorayım hocam. Bu konuda ne düşünürsünüz? Yani siz de böyle şimdi aslında tek tanrılı dinlere kadar tüm tanrılar kadındı. Dişiydi, anaçtı. Tek tanrılı dinlerle erkek egemen toplum kurulmaya başlandı. Böylelikle erkek egemen toplumlarda homoseksüellik, eşcinsellik ya da karşı cinse özenme baskılar nedeniyle arttı. Günümüzde LGBT üyelerinin sayılarının fazla olarak görülüyor olması sadece onların kendini daha özgürce ifade edebilme ve kendini teşhir edebilme özgüveninden veya özgürlük duygusundan geliyor. Aslında hermafroditlikte, eşcinsellikte tarihin her döneminde vardı. Ancak baskı altına alındıktan sonra yokmuş gibi, yani yine bir simülasyon olarak düşünüyorduk. Sanatçılar ister Botticelli'de olsun, ister Boş'ta olsun, ister Witkin'de olsun, bu tür özgür sanat düşüncesini ötekinin de özgürleşmesi ve var olduğunun gösterilmesi bakımından model olarak kullanıyor olabilirler. Bu benim tamamen kendi öznel yorumum. Ama işin içerisinde okuduğumuz yayınlarda, izlediğimiz filmlerde, az önce bahsettiğiniz gibi yapılan akademik çalışmalarda buna benzer vurguları, ifadeleri sıklıkla görüyoruz. Çok teşekkür ederim hocam. Devam edeyim mi Nilgün, yoksa yoğun? Oğuz Bey'in sorusunu alayım istersen. Hı-hı. O da bekliyor. Sonra devam edeyim. Buyurun Oğuz Bey. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Sesim geliyor herhalde. Evet, geliyor. Beyhan Bey, çok teşekkür ediyorum ilk önce. Çok harika bir sunumdu. Bizi Oğuz Hocam, sesinizi çok az duyuyorum. Biraz yakın konuşmanız mümkün mü? Tabii. Şu anda iyi mi? Şimdi daha iyi biraz. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sunumunuz harikaydı. Merakla, ilgiyle izledim. Bu sürrealizm akımının fotoğraf açısından değerlendirdiğimizde 1900'lü yıllar hep din, ölüm, korku üzerine kurgulanmış gözüküyor. Son yılları değerlendirdiğimizde hep aynı kategoride mi görmemiz lazım? Farklı açılardan da yaklaşan sanatçılar var mı? Onu merak ettim. Şimdi tabii günümüze doğru daha yakın dönemlerde sürrealizmin temaları değişiyor. İlk çıktığı zamanlardaki ölüm korku teması daha çok fantastik öykülerin ele alındığı fotoğraflarda, çalışmalarda görülürken sürrealizmin düş, bilinçaltı, cinsellik veya kaos ortamları sürreal fotoğraf içerisinde devam ediyor. İşte bunlardan bir tanesi aslında biraz önce bahsettiğim Callum Colvin. Orada bir korku teması yok ama düzenlenmiş, sahnelenmiş bir stüdyo ortamında çekilmiş sürreal öykülerin sonuçlandırıldığı veya ortaya konduğu fotoğraf çalışmaları var. Yakın zamanlarda da hem Türkiye'den hem uluslararası arenada sürreal çalışan epeyce sanatçılar var. İşte bunlardan Nazif Topçuoğlu'nu özellikle örnek olarak söyleyebilirim. Küçük kurgulanabilecek nesnelerle, balıklarla, işte su altı canlılarıyla stüdyolarında kurgu still life çekimlerle o sürreal hayat hikayelerini sakatat kullanarak, sakatatlarla sürreal öyküler ürettiğini, evin içerisindeki genç kız çocuklarıyla
çeşitli oyun sahneleri düzenleyerek renkli ve baskın renk ve ışık kullanarak sürreal öyküler canlandırıyor. Yani isim o kadar çok var ki şu anda belki ezberden çok söyleyemedim ama bu anlamda sürrealizmin ölüm ve korku temasını çıkarıp geri kalan tüm temalarında üretilen fotoğraflar bugün hayatımızda ya da fotoğraf camiasında günümüzde de devam ediyor. Sorunuza evet. Bilmiyorum. Cevap olabildi mi Oğuz Hocam? Evet. Çok teşekkürler. Rica ederim. Evet, yine tekrar Gül'ün başka sorusu olan sorabiliyor ama şu an Gül sanırım soruyor tekrar. Tamam. Çok kısacık o zaman. Ben şöyle bir şey okudum. Ya birkaç sözü var. Gerçekten çok enteresan ama çok da insancıl. Hani fotoğraflarındaki acaba o uç bize geçen o vurucu şey aslında yani şu söylediğim cümleyi önce söylediğim cümleyi okuyayım. Söylediği cümleyi okuyayım hocam. Şöyle diyor. Benim çalışmalarım kendi benliğime yaptığım yolculuğun hikayesidir. Son durağında daha seveceğim, daha az bencil olma arzusu yatmaktadır. Çıplak doğarız, çıplak yaşamalıyız. Ama bu çıplaklıkla kastı da açıklık ve dürüst olmak şeklinde. Gül Hocam bütün o metni tekrar konuşmayı alabilir miyim? Çok parazitli tabii. Ve kesik kesik kaldı. Kaçırıyorum çünkü. Tabii. Şöyle diyor hocam. Benim çalışmalarım kendi benliğime yaptığım yolculuğun hikayesidir. Son durağında daha seveceğim, daha az bencil olma arzusu yapmaktadır diyor. Acaba şey dedim ben hani. Yani aslında orada bir bencillik. Bencillik olarak değerlendiriyor çünkü tek başına bir sanatçı, tek başına bir ekol olduğunu ortaya koyarken aslında çok bencilce davrandığını da belki orada vurguluyor olabilir. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Evet. Burada bilmiyorum Koçak... orada sizin çıkardığınız yorum var mı Gül Hocam? Yani ben bir tane daha okudum ya hocam, çıplak geliriz ve böyle çıplak yaşamalıyız. Çünkü yani böylece daha tam cümlesini söyleyeyim, daha açık ve daha dürüst olmalıyız. Açıklıktan kastım bu diyor. Yani bu kadar uç örnekler ve fotoğraflar verip ama hani açıklıktan, samimiyetten, daha az bencil olmaktan yana söylevleri hani... acaba gerçekten dikkati bu yöne çekmek mi? Ben böyle bayağı bir düşündüm üzerinden. Aslında doğru yakalamışsınız Gül Hocam. İnsan kendinde olmayanı gösterir. Yani onu yapıyormuş gibi diline onu dolar. Hani şey vardır ya, Bektaşi namaza gitmiş, yanında camide birisi elini açmış, Allah'ım bana para ver, işte zengin et, şu evi de alayım, şu evi de alayım. Bektaşi daha suç ellerine Allah'ım bana şarap parası ver, bana şarap parası ver. O da dönmüş o şeyde imam ver, cennet var nasip et derken demiş ki ya utanmıyorsun Allah'tan şarap parası istemem mi? O da demiş ki herkes kendini dolmayanı ister. İşte belki de kendinde asıl gerçekliğinde Witkin'in gerçek karakterinde olmayan şeyi sanki çıplak geldik çıplak gideriz de örtmeye çalışıyor. Böyle düşünen bir sanatçının eserlerine bu kadar aykırılık, deforme bilinç ya da insan ve de öykü deformasyonu ya da ahlak dışılığı, iğrençliği bu kadar teşhir ederken aslında ben çok naif, temiz ve çıplak geldik, çıplak gideceğiz, temiz ve safız demesi büyük bir çelişki aslında. Ya kendisi bir simülasyon burada ya da bu eserler bir simülasyon. Yani evet. Miş gibi. Hangisi evet. Miş gibi? Kendisi mi, eseri mi? Ama biz de evet. Biliyoruz ki Aynen. Bir sanat eseri sanatçının kendisidir. Sanatçı evet. Kendisini ifade eder onunla.
belki oradan bir çelişki var o cümlesinde elbette. Evet. Hocam gazete ilanı bile o kadar ilginç ki ölüler, ölü doğmuş olan garip şeyler, İsa'nın bedenindeki deformasyona sahip her şey gibi gazete ilanları veriyor. Yani bu sözcüklerle onları böyle oturtamadım. Onları düşündüm uzun süre. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Rica ederim. Evet. Buna benzer bir sanatçı daha var aslında. Bu kadar aykırı olmamakla beraber Çek fotoğrafçı Jan Saurek. Yani o da ahlaksızlık, ahlak dışı daha doğrusu iğrençlik çirkinin estetiğini yapan müthiş bir fotoğrafçı ve ressam. Yani o da büyük bir sanatçı. Jan Saurek kendi ülkesinde çektiği fotoğraflar ve ahlak konusuyla, etik konusuyla değerlendirildiğinde Çek Cumhuriyeti'nde istenmeyen adam ilan edilmiştir resmen. Yani bir sanatçısına değer veren bir Avrupa toplumu gelişmiş bir Çek Cumhuriyeti'nin kültür seviyesi yüksek bir ülkenin kendi sanatçısını istenmeyen adam ilan etmesi de çok ilginç bir yaklaşım durum aslında. Çok teşekkür ederim. Evet, ben bir şey sorabilir miyim acaba? El kaldırmayı bilmediğim için işaret koyamadım. Yusuf Hocam siz misiniz? Hayır ben Ahmet Serdar. Ha, Ahmet Bey sesinizi benzettim Yusuf Bey'e. Buyurun. Ne mutlu. hocam anlattıklarınızı zevkle dinliyoruz. Bildiklerimizi pekiştirdik, bilmediklerimizi de sayenizde öğreniyoruz. Şimdi örnekleri fotoğraf üzerinden, bitkin üzerinden giderken benim aklıma bir isim geldi Türkiye'den. Ben onu soracağım ama isim aklıma gelmedi aslında. Kişi aklıma geldi de. Bu bilirsiniz son dönem fotoğrafçılarından dijitalin ilk dönemlerindeydi. Özürlü insanlar bedeni sakat mı diyeyim son dönemde farklı bir şeyle nitelendiriliyor ya. O tür insanları çıplak çeken tamamen onun insanın seyredenin veya izleyenin beyninde bir takım şey iğrençliklere varıncaya kadar duygulara götüren portreleri vardı. Davalık olduğu hakkında evet, isim var bende. İsim var ama burada telaffuz etmek istemiyorum. Anladım kimi kastettiğinizi. Ama şu açıdan soracağım ben. Yani bu anlamda o arkadaşı ben yaptıklarını irdelemek veya işte eleştirmek anlamında söylemiyorum. Bu anlamda yani bizim bu akşamki fotoğraf sanatçı Witkin'in eserleri anlamında veya işte sürrealizm anlamında nasıl değerlendirebiliriz bunun fotoğraflarını, bu arkadaşın fotoğraflarını hocam? Ya o elbette ki sürreal öyküler anlatıyordu. Fakat bizim Türk toplumunda henüz o tarz çalışmalara hazır bir izleyici ya da kabul edici bir toplum altyapımız yok. Yani siz şu anda göğsü açık, sadece göğüs uçları görünen bir nü kadın portresini bir sergi salonuna asamazsınız. Bir sosyal paylaşım sitenizde, web sayfanızda veya paylaşamazsınız. Yani toplum baskısı denilen, mahalle baskısı denilen muhafazakar düşünce size bu sanatta özgür yaratıcılık kapılarını, iznini açmaz. Anayasada, demokratik haklarda, yönetmeliklerde, yasalarda görüşlerinizi özgürce ifade edebileceğiniz yazılıdır. Yasal olarak da bir şey yapılmaz. Ancak siz böyle bir çalışma yaptığınızda bir şikayete bakar. O şikayet de zaten binlerce kişiden anında gelir. Biz bunları medyada, basında, çeşitli sanatçıların sanat eserlerinde ve hatta kendimiz birebir İzmir Fotoğraf Sanatı Derneği'nin başkanlığını yaptığım dönemde İzmir gibi bir kentte yaşadık biz bunu. Biliyorum bunu. Erkek erkeğe öpüşen bir sokakta ve Meksika'da bir metro durağında, metro istasyonunda öpüşen bir çift erkeğin fotoğraf sergisinden kaldırılmasına ve hakkımızda soruşturma açılmasına neden olan bir süreç yaşadık. Sergimizin adı aykırıydı. En demokratik, en çağdaş, en aydın
sol ve demokratik görüşe sahip belediyelerin başkanların yönettiği bir Hocam sesiniz, internetinizde sıkıntı var sanırım. Evet, Beyhan hocam. Evet, sesinizde bir sıkıntı var. İnternet problemi sanırım. Hocam, sesi gelmiyor herhalde. Şu anda tamam. Bir düzeldi. Evet, bir geldi. Yani bahsettiğim ülkemiz Türkiye şartlarında bir sanatçının özgürce kendini ifade edebilmesi sadece kağıt üzerinde var. Hocam şeyi demek istediğinizi anladım. Doğrudur. Yani bizim gibi ülkelerde hem toplumsal açıdan hem de iktidarların bu olaya bakış açısından değerlendirdiğimizde bu tür sorunları yaşıyoruz. Ya benim sormak istediğim burada. Yani bu arkadaşın fotoğraflarını bu anlamda değerlendirebilir miyiz? Yani bir ekibi bu çalışma içerisine oturtabilir miyiz? Ben onu öğrenmek istiyorum sizden. Ki bu fotoğrafları çok iyi bildiğiniz Hayır asla. Yani hiç benzerlik kurulacak gibi değil. Sürrealist öyküler var ama orada başka türler var. Yani şu anda konumuz olmadığı için onu tartışma veya buraya çekmeye gerek yok Ahmet Hocam. Anladım. Teşekkür ederim hocam. Evet, yani ben bahsettiğiniz konuyu bildiğim için yani çok tartışmalı, kendi tarafından haklı, diğer taraftan uygun olmayan bir çalışma veya etik olmayan çalışma diye değerlendirilmiş bir çalışma. Yani onu yargılamaya benzer burada konuşmamız çünkü. Yani bunlarla karşılaştırmak adına baktığımızda değil, ilgili değil. Tamam. Bitkin'in çalışmalarını zaten gördünüz. O çalışmaları biliyorsunuz. Onlar çok net. Bir veya iki kişilik modellerle yalın bir şekilde bir konu anlatıyor, bir göndermede bulunuyor. Buradaki tamamen mitolojiyle ilgili, burası tamamen dinsel öykülerle ilgili, burası tamamen öteki dünyaya göndermeler var. Temelde çok farklı diyorsunuz yani. Onun için benzerlik kurmaya Anladım. Gerek yok çünkü aynı kategoride çalışma değil. Anladım hocam, teşekkür ederim. Evet. Rica ederim sen hocam. Hepşen'in bir sorusu var sanırım. Hepşen, buyur. İyi akşamlar hocam. Beyhan hocam, sorum yok. Teşekkür etmek istedim ben size. Sorum için bu videoyu YouTube'dan izleyip ondan sonra sormayı düşünüyorum. Konular gerçekten çok güzeldi. İnternetten açıp bu sanatçı, bu fotoğrafçı kimmiş diye aradığımızda ulaşabileceğimiz bilgilerin dışında çok kapsamlı olarak anlattığınız için çok mutlu olduk. Zaten bizim sunumlarımızda da bu şekilde oluyor. Siz de herhalde buna geliştirdim dediğinizde bunu mu kastettiniz bilmiyorum. Gerçekten çok güzel. Evet, yani bu formata dönüştürdüm biraz. Çok sağ olun, teşekkürler. Biz de EFOT olarak sürrealizm atölyesi açacağız. Buraya başvuranları da tespit edeceğiz. Hocam çok tehlikeli geldi bana. Yok şaka yapıyorum da şeyi söylemek istedim ben. Acaba yani o çocukluğunda yaşadığı ya sanatçı bir kişiliği olacak bir insan işte burada da yazdılar ailesinde de babası yönlendirmiş fotoğrafla ilgili ya da onda da öyle bir babasının fotoğrafçılığı var evet. Yani böyle bir şeyler yaşamasaydı çocukluğunda acaba böyle neler çıkartacaktı ortaya? Bence onu etkisi miydi? Onu düşündüm siz anlatırken. Mutlaka etkisi olmuştur. Fotoğrafı, bu tarz fotoğrafik nesneler olarak insan beden parçaları kullanması belki o bebek ya da çocuk kafasının mutlaka etkisi olmuştur. İkinci konu etki olan şey, konularına dayanak teşkil eden şey Katolik okulunda okumuş, yani bir dini okulda yetişmiş birisi Witkin. 16 yaşına kadar Katolik okulunda eğitim alıyor. Katolik okulda eğitim almak demek dini tedrisattan geçmiş demek. Ve fotoğraflarında belki de daha sonraki savaş, askerliğe gidiyor hemen arkasından çünkü, Vietnam Savaşı'ndaki vahşeti,
insan bedeninin nasıl parçalandığını ve onların fotoğraflarını çekiyor. Çünkü fotoğrafçı olarak askerlik yapıyor. Onları gördükçe her bir insan beden parçasını kendisine bir model olarak kullanma duyguları yerleşmeye başlıyor belki de. Çünkü rahatsız edicilik var bu görüntülerde. Kendisi de fotoğraflarında bunları kullanarak izleyiciyi rahatsız etme yolunu tercih etmiş olabilir diye büyük bir olasılıkla oraya dayandırabiliriz yani. Evet hocam, teşekkür ediyoruz. Bir de şunu tekrar ekleyeyim, konuklarımız da buradayken. Bu videoyu tekrar izlemek isteyenler için EFOT Edirne YouTube kanalından izleyebilirler bu sunumu. Çok teşekkür ediyorum hocam. İyi akşamlar. Bir ekleme daha yapabilir miyim hepsinin üzerine? Belki o da şey olabilir. Baba Beyhan hocam da demişti, Yahudi, yani çok koyu bir Yahudi. Anne de İtalyan, koyu bir Katolik İtalyan. Onların arasındaki dini şeyler yüzünden de çocuk yaşta anne ve baba ayrılıyor, anneyle yaşamaya başlıyor. Bütün bunların dönüştüğü bir öfke de olabilir Beyhan hocam, değil mi? Yani çocukluğundan itibaren. Doğru. Yani iki farklı dinin imbiğinden geçerek aslında büyüyen bir kişi, bir genç o dönemde bakarsak. Her iki tarafı da deneyimleme şansı var. Kontrol etme, değerlendirme şansı var. Ama mutlaka ben burada dini telkinlerin özellikle orta çağın, karanlık orta çağın dinsel telkinlerinin Katolik okulunda öğrencilere, çünkü yıl 1950'ler yani hatta 48-52, o dönemleri de düşünürseniz bir İkinci Dünya Savaşı kaosundan çıkılmış, yıkımdan çıkılmış bir dönem. Çünkü her bir sanatçı, sanat eseri yaşadığı toplumun, kültürün ve dönemin bir yansıması olarak kendini ifade ediyor. Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı aralığında ortaya çıkan sanat akımları işte sürrealizm, ekspresyonizm, yani korku ve ölüm teması üzerine kurulmuş. Korkutucu öyküler var. Neden? Açlık var, sefalet var. Binlerce insanın ölümü var. İşte yılı 1922 diye düşünürsek bir İspanyol gribi var. 100 milyon insanın öldüğü söylenen, o dönemlere denk gelen bir sonuç. Yani o yaşanılan toplum ve çağ, dönem, sanatın ve sanatçının ifade biçimlerini doğrudan etkileyen bir etkenler daha doğrusu. Evet, Başak ablanın bir sorusu var. Başak ablacığım, buyur. Çok teşekkür ediyorum hepinize. Beyhan hocam başta size. Gerçekten çok değerli bilgiler. Benim değinmek istediğim konuya sevgili Gül benden önce tespitte bulundu. Ben de hakikaten koyu bir Katolik anne. Pardon Başak hocam, biraz daha yüksek sesle rica edebilir miyim? Koyu bir Katolik anne ve biliyoruz hani fanatik denilecek düzeyde bir Yahudi baba. Bu ikisinin arasında büyümüş geçmiş bir çocukluk ve zaten anlaşamadıkları için boşanmışlıkları var. Ve Katolik annenin yanında büyümenin getirdiği bir de gittiği okul var. Ve hayatının o dönemindeki yaşanmışlıklar sonuna kadar da devam ediyor. Mesela eşinin bayan sevgilisiyle birlikte bir evin içinde paylaşıyorlar. Yani hatta şimdi, devamı var. Devamı keçilerini, tavuklarını, horozlarını beraber yaşayan aile bireyleri arasında onları da sayıyor. Aynen öyle. Ve dolayısıyla yaptığı şeyler belki de alay ediyor. Yani çektiği kurgularla, yaptıklarıyla her şeyle alay ediyor. Ben onu hissettim sanki. Doğru, işte bir ironi var orada, kara mizah. Dalga geçiyor. İşte o natürmortlar
aptallar şöleni diye, yani natürmortu resimden sanattan saymadığının göstergesi aslında. Aynen öyle. Aynen öyle. Aynen öyle. Ama şeyin de çok etkisi olmuş diye düşünüyorum. Diyor ki ayağının üstte önüne düşmüş çocuk kafasındaki gördüğüm boş bakışları hiçbir zaman unutmadım diyor mesela. Evet. İşte yani beyninde, bilinçaltında artık o var. Evet, aynen o var. Aynen o var. Çok teşekkür ediyorum. Çok şimdi sağ ol. Oraya bir teşekkür ederim. Başak Hocam, bir şey daha eklemem lazım. Biraz önce Oğuz Hoca da isim sordu ve atladım aslında. Vardı aklımda o an. Rahmetli Şahin Kaygun. Benzer yemek masaları fotoğrafları oluşturdu ve masada önüne konulan sunulan tabağın içerisinde olmuş bir oyuncak bebek kafası. Bu fotoğrafı, bu sembolü veya nesneyi birkaç farklı fotoğrafında kullandı. Onun dışında yine eski zaman denizlerinde adlı fotopentür çalışmasında özellikle mitolojik Mısır mitolojisinden esinlenen İngiltere'deki National Museum'daki Ulusal Müze'deki küçük heykellerin fotoğraflarını çekerek onları tek bir fotoğraf karesinde birleştirdi ve resim yaparak üzerine boşluklarını resimle doldurarak resim fotoğraf birleştirmesiyle sürrealist fotoğraflar üretti. O dönemlerde 1988, 86, 90 aralığında özellikle bu çalışmaları klasik fotoğraf anlayışında bulunan dönemin önde gelen duayen fotoğrafçıları o dönemin Şahin Kaygun'u dışladılar. Yani bunlar fotoğraf mı diye saldırdılar. Şimdi biz böyle bir çalışmayı ben sanatçıyım, özgürüm diye bugün bile yapmaya kalksak en yakınımızdaki sanat camiasından tepki göreceğimizin, gördüğümüzün de örnekleri de var. İşte yaptığın işe çamur atmak, farklılığa tahammül edememek, geniş ve özgür, sınırsız düşünce üretimini, fotoğrafa dönüşmesini zaten bizler kendimiz engelleyerek bir set, duvar oluşturuyoruz. Aynen. O nedenle özellikle sanat eğitimi veren liselerde, ortaokullarda, üniversitelerde hocalara, öğretmenlere büyük görev düşüyor. O da hocanın istediği gibi değil, öğrencinin yaratmak istediği tarzda eser üretmesi. Heykel, resim, fotoğraf, müzik eseri, nota. Yani bizde akademi bir öz eleştiri. Hoca kendisi gibi öğrenci yetiştirmek istiyor. Hoca kendi bildiği sınırlar içerisinde öğrenciyi sınırlıyor. Gençlerle bizim aramızda en az 30-40 yıllık bir zaman dilimi var. Bizim gerçeklik algımızla, dünya algımızla onların algı ve hayalleri, düş dünyaları arasında uçurumlar oluşmuş. Bunu atlatabilmenin tek yolu özgür bir sanat eğitiminden geçer. Yani devlet okulunda böyle bir sanat eğitimi verilemez. Doğru. Vermek durumundasınız, sanat dersi koyarsınız. Çok affedersiniz, zurnanın son deliği bir yere bir resim dersi koyarsınız, bir de müzik dersi koyarsınız. Bununla sanat dersi, sanat eğitimi verildiğini düşünürsünüz. Güzel sanatlar fakültesi açarsınız. Yaptığınız eser, kendinizin yarattığı bir eseri özgürce istediğiniz bir yerde sergileyemezsiniz. Neden yapıyoruz, niye yapıyoruz sanatı o zaman? Bunların tartışılması için özgür sanat düşüncesinin bir şekilde kurulması ve savunulması gerekiyor. Ama çok zor, çok Atatürk gibi bir adam lazım. Atatürk gibi 100 yıl, 200 yıl, 500 yıl öteyi görebilecek, öngörüye sahip, vizyon sahibi, geniş görüşlü bir yöneticiler grubu lazım. Bir kişiyle olmuyor. Yeni bir Atatürk gelmeyecek. Ama birçok Atatürk öğretmenlerden, aydınlardan ve demokrasiye inanan insanlardan oluşacak sadece. Evet.
Evet, bilmiyorum çok... anlatabildim mi derdimi? Tabii ki. Ağzınıza sağlık hocam. Çok güzel söylediniz. Ben biraz önce Murat Berk Yüreğin bir sorusu vardı. Alamadım, aklımda kaldı. Murat Bey, sorunuz hala devam ediyorsa buyurun. Sorumun cevabını buldum aslında. Öncelikle herkese iyi akşamlar. EFO'da moderatörümüz Nurgül Hanım'a ve konuğumuz Beyhan Hocam'a teşekkür ediyorum. Ben Beyhan Hocam'ın etik kavramıyla ilgili ve Ahmet Bey'in özellikle değinmiş olduğu konuya istinaden dönem içerisindeki o çalışmaların olduğu döneme yönelik yasaların veya toplumsal tepkilerin oluşumu söz konusudur. Çıplaklıkta ya da işte kadavraların kullanımında. Bunu ele aldığımızda bugünün zamanımıza göre güncellediğimizde bu tip karşılaşacağımız şeylerde muhtemelen yasaların ve toplumsal tepkilerin ülkelere veyahut da kültürlere göre değişkenlikler göstereceğini düşünüyorum. Bilmiyorum Beyhan Hocam bu konuda ne düşünüyor? Murat çok teşekkürler. Aslında biraz önce bahsettim ben ondan. Bir cümlede geçti. Yasal olarak demokratik hak ve özgürlükler açısından bir engel yok. Yani size nü resim yapamazsınız, nü modellerle fotoğraf çekemezsiniz, ötekileştirilmiş insanların resmini, fotoğrafını, heykelini yapamazsınız diyen bir engelleyici bir şey yok. Siz bunları yaptığınızda bunların paylaşılma kısmında sorun var. Orada da yasal değil, mahalle veya toplumsal baskılar devreye giriyor. Yani ötekileştirilmiş kişileri siz sunarken o ötekileştirilmeyi eleştiren, onu ortadan kaldırmayı düşünerek hareket ettiğiniz bir sanatsal çalışmada bir başka grup veya kişi ya da kişiler tarafından siz ötekileştiriyorsunuz. Ama sorun orada. O sorun bu. Yani özgürce fikirlerin tartışıldığı bir dönemi maalesef yaşamıyoruz. Benden olmayanı yok etmeye yönelik bir zihniyet yerleşmiş durumda. Tahammül denilen şey ortadan kalkmış durumda. İnsanlar birbirini dinlemiyor. Herkes kendine göre haklı. Karşı tarafında %1 de olsa haklı olabileceği imkanını size tanımıyor. Bütün alanlarda böyle, bu sadece sanat alanında değil, belediye otobüsüne, toplu ulaşım araçlarına binerken yanınızda duran, sizden bir adım önce siz öndeyken arkanızdan sizi basıp geçip sizden önce o araçlara binmeye çalışan bir zihniyet, bir toplum var. Bu toplumun içerisinde özgürlüklerden, haklardan ve özgürce sanat yapabilme duygularından söz etmeniz zaten mümkün değil. Biz bunların farkındayız. Bunlarla mücadele edip buna rağmen, her şeye rağmen bunları dile getirmeye çalışıyoruz. Ama sonuç yok, bir çare yok. Sadece bir fikir alışverişi şeklinde ben kendi özgür düşüncemi ifade ediyorum. Bunları ifade ettim diye yarın başıma neler gelebileceğini de bilmiyorum. Böyle bir korku toplumunda sanatın da özgürce kendini ifade etmesi zaten mümkün değil. Söylemek istediğim o, sürrealistlerin yaptığı da o, işte fantastik hikayelerin çıkış noktası da bu. Kimisi siyasi iktidardan çekinir, kimisi siyasi ideolojilerin baskısıyla şekillenir, kimisi dini telkinlerle, kutsal değerlerle sıkıştırılır, kendine bir çember kurar. Siz o çemberleri yıkmakta zorlanırsınız. Siyasi ve ideoloji olarak kırmaya kalksanız terörist olursunuz. Dini duyguları veya dini kurumların baskısını kırmaya çalışsanız din düşmanlığıyla suçlanırsınız. Yani yıkamadığınız, sizin gibi düşünmediği için ya da siz onlar gibi düşünmediği için zaten ötekileştirilirsiniz. Sanatta bunu ifade etmenin de yolları var tabii ki, mizah. En güzel konu mizah. Biz de bitkinin aslında fotoğraflarının içerisinde o mizahı, ince çizgiyi ve erotizmle pornografi arasındaki gidiş gelişleri böyle bir
Sırat Köprüsü'nde duran şekilde duruyor. Erotik mi diyeceğiz, pornografik mi diyeceğiz bilemiyoruz. Erotizm nerede başlıyor? Ya da şöyle diyelim, müstehcenlik nerede başlıyor? Erotizm nerede başlıyor? Pornografi nerede başlıyor? Benim müstehcen diye gördüğüm Murat'ın sıradan gördüğü bir şey olabilir. Benim ahlaksız olarak gördüğüm Witkin'e göre gayet güzel bir sanat eseridir gibi. Yani düşünce, bakış açısı, sanatı okuma ve yorumlama tamamen artık bireysel. Kendi dünya görüşümüz, bilgi birikimimiz, siyasi ideolojimiz, kısaca dünya görgümüz diyelim. O zaman özgür çalışma, serbest çalışma yapabilmek için taraf olmak veyahut da bir şekilde bir görüş olması gerektiği çıkıyor ortaya. Yani şimdi sanat her şekilde her taraf, her iki taraf için, yani iktidar ve muhalefet, muhalif taraftan kullanılır. Neden? Bir, sanatçının muhalif bir kişiliğe sahip olması gerekir. İktidarlar değişebilir, ideolojiler gelir geçer. İktidarlar değiştikçe sanatçı her iktidara karşı muhalif olmak durumunda. Nedeni şu, sanatçı iyiyi, güzeli ve doğruyu ve daha iyiyi talep eder. Var olanla yetinmez. Aykırılık, marjinallik ruhunda var. Sıradanlığı aşması gerekir sanatın, sanatçının. İktidar sanatı kullanır, propaganda amacıyla kullanır. Böylelikle özgür sanatçı sanat dilini muhalif bir dile dönüştürürken iktidar sanatı propaganda aracına dönüştürür. İkisi de sanattır, sanat eseridir. İkisi de sanatçıyı kullanır ama aradaki çatışma, farklılık, birisi propaganda, diğeri muhalif söylemdir. İşte aradaki fark bu. Yandaş olursanız, yani iktidarın yandaşıysanız, propagandanın bir aracıdır sanatınız. Öyle kullanılır. O nedenle bu sadece bir topluma, bir ülkeye, bir ideolojiye ait bir şey değil. Nazilerde de vardı. Bugünkü Amerika'da, Rusya'da ya da Uzak Doğu'da, sömürge devletlerinde, Afrika'da, Kara Afrika'da bile var. Neden Kara Afrika diyorum? Özellikle kullandım. Kara Afrika diyerek ötekileştirmedir o. Açın Orta Doğu. Neden Orta Doğu? Sürekli Orta Doğu. Orta Doğu'yu nasıl diyelim? Değersizleştirmeye yönelik. Orası bir bataklık. Orada hep kan dökülüyor. Orada neden orada hep böyle bir savaş hali var? Üç semavi dinin üçü de Orta Doğu'dan çıkmış, aynı merkezden çıkmış. Neden peki üç semavi dinde kardeşlik, barış, huzur içinde birlikte yaşamak kavramlarını öne sürerken kendi iç içe yaşadığı toplumda yüzlerce yıldır, hatta binlerce yıldır kan gövdeyi götüren bir coğrafyadır orası. Yani işte bunların yani bir sanat konuşuyoruz. Sanatın beslendiği şey ekonomi, siyaset ve çeşitli coğrafya ve kültürlerdeki tüm insanlığı ilgilendiren her şey. O nedenle Orta Doğu'da konuşuluyor, Afrika'da konuşuluyor veya savaşlar, açlıklar, yoksulluklar da. Sanatın da temel konuları içinde yaşadığı dünyaya sanatçının bakıp yorumlaması ve onu kendi sanatıyla ifade etme biçimini sanat eseri olarak karşımıza çıkıyor. Burada sürrealistlerinki biraz daha bireysel, yani kendi iç dünyalarından beslenen, okuduklarıyla, rüyada gördükleriyle, dini telkinleriyle, bilinçaltı öyküleriyle ya da metafizik hikayelerle kendisinin psikolojik bir yansıması aynı zamanda o. İşte sanatın ve sanatçının marjinal yapısı bunu gerektiriyor aslında. Aykırılık, değişiklik, sıra dışılık, olağan dışılık gibi. Teşekkür ediyorum hocam. Evet. Çok konuştum evet, herhalde arkadaşlar. Ya kusura bakmayın böyle konular. Çok güzel gidiyor hocam sohbet. Gerçekten
Yani kimse ayrılmadan sizi dinliyor. Çok güzel. Süremizi aştık. 22.30 demiştik ama saat 11'e geldi. Şu an ben bir bitiriş konuşması yapayım. Ondan sonra arzu edenle sohbet devam edecek. Kaydı kapatmak adına söylüyorum. Gerçekten hepinize katılımlarınız için çok teşekkür ederiz. Başta Beyhan Hocama ve bütün diğer misafirlerimize tekrar önümüzdeki Perşembe'de sizleri aramızda görmek isteriz. Herkese gerçekten teşekkür ederim. İyi akşamlar diyorum. Bundan sonra yine sorularınız ve şeylerinizle devam edebiliriz.